Pekala. Önce belki kavramdan girebiliriz. Yani tek tek tabii bütün kavramları açıklamak olası olmayacaktır süre itibariyle ama şey bilmekte fayda var. Biz genel olarak Anadolu'da yörük kavramını kullanıyoruz. Anadolu'ya özel bir tabir. Ve genel olarak da yörük dediğimizde geçim ekonomisi hayvancılığa dayalı olan toplulukları kastediyoruz. Bugün size anlatacağım yani doktora tez konum olan sarı keçili yörükleri de konar göçer olarak tanımlanan bir topluluk. Konar göçer ne demek? Konar göçer de yine geçim ekonomisi hayvancılığa dayalı olan ama temel geçim kaynağı hayvancılık olup hatta hayvancılık dışında başka bir gelir kaynağı olmayan, sabit bir konutu olmayan ve yılın belli dönemlerinde periyodik olarak yaylak kışlak arasında göç eden insanları temsil eden bir kavram. Tabii bu kavramlar akademinin içerisinde böyle birbirimizle anlaşalım diye oluşturduğumuz kavramlar. Belki bir sonraki slayttaki fotoğrafın üzerinden de giderek anlatabilirim bunu. Yörükler için çok bir anlamı yok. Yani onlara konar göçer denmiş, yarı göçer denmiş, yaylacı denmiş, transhumanist denmiş. Bunlar akademinin içerisinde dediğim gibi birbirimizi daha kolay anlamak adına oluşturduğumuz kavramlar ama buradaki temel nokta tam dediğimizde hayvancılık ekonomisine dayalı olduğunu ve yerleşik düzende bir yaşamları olmadığını bilmek önemli. Ayrıca bu göçe ailenin tüm fertlerinin katıldığını bilmek de önemli. Yani yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden olduğu bir yaşasını alarak işte Mersin'den Konya'ya, Konya'dan Mersin'e bir göç rotası takip ederek göç ediyorlar. Bir sonraki slaytta sarı keçili yörüklerinin yani konağa göçer sarı keçili yörüklerinin yerleşim yerlerine ilişkin bir harita var. Geçebiliyorsak Asya Hocam. Evet. Evet burada yani yeşil renkle işaretlenmiş olan kısımlar kış konalgalarını gösteriyor. Sarı keçiler Mersin bölgesinde yani Mersin'in sahil kısmında konaklıyorlar kış ayları boyunca. Nisan ayı itibariyle başlayan yayla göçüyle birlikte de Konya'nın yaylalarına çıkıyorlar. Mersin'de Yenişerbalemli, işte Bozyazı, hatta Erdemli aralığında yani olanaklı olan yerlere yayılmış durumdalar. Ama bildiğiniz gibi bu yaz meydana gelen birçok orman yangını oldu. Bu durumdan etkilendi. Oradaki orman yangını sonucunda da birçok yörüğün kışlak yurdunu kaybettiğini biliyoruz. O yüzden bu manzara nasıl değişir, dönüşür, bunu da gelecek yıllar içerisinde takip edeceğiz, göreceğiz, değerlendireceğiz. Konya'da ise Seydişehir, Ahırlı, Bozkır ağırlıklı bir yerleşim, daha doğrusu yaylak alanı kullanımı söz konusu. Şeye baktığınız zaman mor renkle ifade edilen bölge. Burası belki Çatalhöyük üzerinden de yani bilebileceğiniz bir bölge. Konya'nın Çumra ilçesi. Bu Çumra ilçesinde 7 bir tanesi de Karaman sınırında olduğu için işte Kirseci'yi de katarak 7-8 köy sarı keçili yörükleri tarafından kurulmuş köyler. Benim araştırmam için önemli de bu köylerdeki insanların bir kısmı şu anda aktif olarak konar göçer yaşamı sürdüren insanların da akrabaları. O yüzden ben araştırmayı yaparken bu köylere de gitmiş. İşte hem yaylak hem de kışlak alanları içerisinde bulunmuştum. Diğer taraftan yeşil renkle gösterilen kısım Karaman Sarı Evler konutları olarak biliniyor. 1980'lerde devlet 80 haneyi iskan ettirerek Karaman'da bir mahalleye yerleşmelerini sağlıyor. Burada 20 tane apartman 4'er daireden 80 dairelik bir konut yapılmış durumda. Şu anda o bölge TOKİ'lerle birlikte sarılmış ve yani bayağı ne denir küçük bir bölge halinde duruyor. Yörüklerin bir kısmı da buradaki evlerini kullanmayıp kiraya veriyorlar. Ve aslında o evler gerçek anlamda bir iskana sebep olmamış gözüküyor. Sadece yaşlanan ve göç edemeyecek durumda olan insanlar o evleri kullanıyorlar. Onun dışındakiler göçe devam ediyor.
Diğer taraftan bir de mavi renkle gösterilen Karaman-Esentepe Mahallesi'de bir nokta var. Bu da özellikle son 10-20 yıl içerisinde artık göçten vazgeçip kendisine bu iskan politikasıyla sarı evlerde yer bulamamış yörüklerin ev alarak o mahalle içerisinde yerleşik yaşama geçtiklerini görüyoruz. Yani bu manzara içerisinde baktığımız zaman aslında bu bölgelerde yörüklerin göç rotaları üzerinde, tam olarak göç rotasının tam üstünde değil ama yakın bölgeler içerisinde yer alıyor. Yani yerleşik olanlarla göçer olanlar arasında bir kontak durumunu göstermesi açısından bu harita önemli. Sarı renkle işaretlediklerimde benim alan sırasında gitme fırsatı bulduğum yörük şölenleri. Bu yörük şölenleri tam olarak sarı keçili yörükleri ile ilgili değil ama genel olarak işte mesela Burdur Azizye köyü de sarı keçili yörüklerinden yani yörüklerinin kurduğu bir köy. Orada devam eden şenlikler var. Aynı şekilde Can Kurtaran'da Honam yörüklerinin şenlikleri var. Gibi. Bir sonraki slide. Yörüklerin, sarı keçili yörüklerinin göç rotalarını gösteriyor. Bu göç rotaları yani yüzlerce yıl diyelim, hani binlerce demeyelim ama yüzlerce yıldır sarı keçili yörüklerinin bu hat üzerinde kullandıkları rotaları gösteriyor. Sarı renkle işaretli olan rota Bozyazı'dan Seydişehir'e kadar olan bir hat ve deve ile yapılan bir göçün yansıması. Deve ile yapılan klasik göçler, yani özellikle yayla göçünden söz ediyorsak yaklaşık 60 gün, 2 ay sürüyor. Çünkü yayla göçünüz gidiş sırasında acele ediyor olmanız gerekiyor. Yani biraz daha çabuk gidiyor olmanız gerekiyor. Bunun iki sebebi var. Bir, yol boyunca köylülerin tarlalarında daha ekin hasat yapılmamış olduğu için ekin duruyor ve hayvanların başkalarının mallarına zarar verebilme olasılığı var. Bu da tabii hem yörüklerle köylüler arasında çatışmalara sebep olabiliyor. Hem de yani olabildiğince en az hasarla hayvanları yaylaya ulaştırmak hedeflendiği için hızlı bir şekilde hareket edilmeye çalışılıyor. Yayla niye önemli? Çünkü kışla yurdunda hep sabit 4-5 ay aynı mekanda kalmışsınız. Burada kuzulama dönemi olmuş. Yeni oğlaklar, oğlakların bakımı yapılmış. Belli bir boya ve kiloya gelmişler. Nisan ayı gelince artık siz daha yeşil, daha temiz ve sütün de olduğu bir sürece ulaşıyorsunuz. O yüzden de birçok yörük için yayla hem aslında baharın habercisi hem doğanın yeşillendiği, bereketlendiği bir süreci anlatıyor. Hem de aynı zamanda da üretim açısından çok aktif geçen bir süreci temsil ettiği için yörüklerin de arzu ederek gitmeyi hedefledikleri bir süreç. Ama tabii gözleri korktuğu için aynı zamanda da biraz imtina ettikleri ve çekindikleri bir süreci de temsil ediyor. Şimdi diğer rotalar daha çok traktör kamyonlarla artık yapılan göçlerin uzantısı. Şöyle bir durum da var tabii. Ben araştırmamı 2009-2010 yıllarında yaptım ve o dönemde topluluğun içerisinde 100'ün üzerinde deve vardı. Ve klasik anlamda göçü yaşayabileceğiniz birkaç aile vardı. Ben de yani bu 48 günlük göç sürecimin yaklaşık 20 küsür gününü o develi aileyle birlikte gerçekleştirebilmiştim. Ama şu anda klasik anlamda deveyle yapılan bir göçü görme şansınız yok. Sadece birkaç ailede yörüğün şanı deve diye düşünüldüğü için develere bakılıyor. Genellikle traktörlerle ve kamyonlarla göç ediliyor. Evet, bir sonraki slaytta kısaca bu göçü yapmalarına imkan sağlayan develerden biraz bilgi verip göç sürecine geçeceğim. Şimdi burada bir tek örgüçlü ve çift örgüçlü develeri görüyoruz. Bactrianus ve Dromedary. Farklı şekillerde de ifade edilebiliyor. Çift örgüçlü develer daha çok Orta Asya bozkırlarında yaşayan bir türü temsil ediyor. Türkiye'de çok fazla yok. Türkiye'ye gelenler İran üzerinden gelebiliyorlar ve daha çok tohumluk diyeceğimiz, yani teke gibi, koç gibi adlandırdığımız bir yapıya sahip. O yüzden buhur değerli bir hayvan.
Buhurla çift örgüç, tek örgüçlü develerin çiftleşmesinden de Anadolu içerisinde daha kullanışlı olan yeni bir ırk ya da tür ortaya çıkmış diyebiliriz. Bir sonraki slaytta göreceğiniz gibi biz bu türede, yani daha doğrusu yörükler, ha pardon, burada şeyi söylemek istiyorum. Buhur sürüden ayrı hareket eden bir hayvan. Onu kervanın içerisine katmıyorsunuz. O bağımsız olarak hareket ediyor. Hatta bir sonraki slaytta da görebileceğiniz gibi buhurun beslenmesi ve bakımı da diğer develere göre daha özel. Yani meyveyle beslenebiliyor. İşte arpa unundan salçalı toplar yapılarak onlarla da beslenebiliyor. Daha farklı bir bakımı ve özgürlük alanı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bir sonraki slaytta işte bu buhurla tek örgüçlü deveden olan tülü deve diye ifade ettiğimiz daha tüylü ama tek örgüçlü olan bir deve formunu görüyoruz. Bu devenin dişisine maya deniyor ve belki o sebeple biliyor olabilirsiniz. Hani güzel yüzlü kızlar için de genelde maya tabiri kullanılır. Hatta kız çocuklarına verilen isimlerden biri aslında maya. Tülü deve biraz daha gösterişli bir hayvan olduğu için eğer ailenin tülü devesi olabiliyorsa göçlerde genelde ön sıralardaki develer tülüden tercih edilebiliyor. Diğer taraftan boz devede de işte lök diye tabir ettiğimiz develer var. Heybetli develer onlar da olabilir. Burada bir inanış söz konusu. İşte bu buhurla ya da işte çiftleşme sonrasında bazı ailelerde eğer deve doğumu gerçekleşmezse yörükler yani o aileye tülü devenin yaramadığını düşünüyorlar. Ve o yüzden de bazı ailelerde sadece tülü deve olabiliyor. Bazılarında boz, bazılarında da ikisi de görülebiliyor. Bir sonraki slide. Burada havutu görüyoruz. Havut aslında yani hani eşeğin semeri gibi bir fonksiyona sahip. Devenin üzerine yük ancak havut yardımıyla yapılabiliyor. Ve bu havut da deveye 3 tane kolanla sabitleniyor. Gölbent, döş ve kasık kolanı olarak ifade ettiğimiz ipler bu havutun üzerine sabitleniyor dediğim gibi. Bu iki tahtayı tutan işkence olarak ifade edilen ince tahtalarda sol taraftaki resimde görebileceğiniz gibi çalta ağacı denilen bir tür çalılıktan yapılıyor. Eğer ondan yapılırsa deveye nazar değmeyeceği yani ve birçok şeyden kem gözden korunabileceği düşünülüyor. Bu neden önemli? Çünkü yol boyunca bütün eşyanızı develer taşıyor. Ve aslında develer sadece eşyanızı taşımıyor. Size yoldaşlık da yapıyor. Çocuklarınızı taşıyor. O yüzden de bir devenin yolda başına gelebilecek herhangi bir talihsizlik, hastalık bütün göç akışını etkileyebilecek bir durum. O yüzden de genel olarak zaten hayatın içerisinde nazara yapılan ihtimamı anlatacağız. Bir sonraki slaytta bu havutlar develerin üzerine konduktan sonra üç farklı şekilde tanımlayacağımız çuval tipi var yörük yaşamında. Ala çuval ya da yanışlı çuval dediğimiz süslü olan çuvallar o çadırın içerisinde ikamet eden insanların sahip oldukları giysilerinin özel eşyalarını koydukları çuvallar. Bunların yanı sıra dimi çuval denilen yiyecek çuvalı ve ak çuval denilen un çuvalları da var. Bir sonraki slaytta bu yükün nasıl sarıldığını görüyoruz. Şimdi yük sarma sırasında çuvalların yanlarında da kolanlar var. O kolanların bir kısmı işte aradan ip geçirilebilmesi için boş bırakılıyor ve o kısmı güçlendirebilmek için de keçeyle destekleniyor. Ve karşılıklı olarak da çuvallar denk gelecek şekilde deveye sarılıyor. Şimdi yörükler yörük yaşamında yani göçer yaşamda lojistik önemli yani nakliyecilik önemli ve bu konuda çok mahir ve becerikli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu yılların birikimiyle de şekillenmiş bir şey. Hangi deveye hangi yükün sarılacağı, o çuvallar arasındaki yük dengesi hepsi önceden biliniyor. O yüzden de çadırda hiç gereksiz bir malzeme yok ve hangi malzemenin içerisinde ne konulacağı da aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Hemen göçün sarılacağı sırada işte
develerin hangi havutu saracakları, üzerlerine de hangi yükün sarılacağı belli olduğu için çok hızlı bir şekilde yaklaşık 1,5 saat içerisinde bütün ev sarılıp derlenip toparlanıp kervan hazır bir hale getirilebiliyor. Bir sonraki slide. Burada önce çuvallar konuyor. Çuvalların üzerine yorganlar, yastıklar, mutfak malzemeleri konuyor ve en üstte de deve tüyünden yapılmış deve örtüsü diye de ifade edilen renkli örtüler seriliyor. Bunlar kırmızı olabiliyor, turuncu olabiliyor, sarı olabiliyor. İşte doğal malzemelerle boyanmış renkler genel olarak. Aynı zamanda çocuklar da göç yolu üzerinde, yani klasik göçte çünkü deveyle birlikte yürüyor olmanız lazım. Sizi taşıyacak başka bir araç yok. Çocuklar yürüyemeyecekleri için develerin üzerine sarılarak taşınabiliyorlar. Aynı şekilde göç sırasında geç doğum yapan bir keçinin küçük oğlağı, yürüyemeyecek durumda olan oğlak ya da işte ayağını sakatlamış bir keçi de heybelerin içerisine konarak develere sarılarak taşınıyor. Bir sonraki slide. Bu arada şey de söylemek lazım tabii. Bu alık yapımını buraya koymadım ama çadırın gergileri yani yanları tutan çadır bezlerinin içerisine de yorganlar, yastıklar sarılıyor ve alık yapılıyor. Daha sonra o şekilde de devenin üzerine yüklenebiliyor. Şimdi burada gördüğünüz resimde at ya da eşek önde gidiyor kervanda genelde ve hep böyle nostaljik anlatımlar içerisinde de yer alan bir göç tasviridir. Bu tasvir içerisinde önde bir genç kız ya da evin genç gelini yürür. O da bazen eşeği çeker, atı çeker ya da tek başına sadece deve kervanını çeker, elinde kirmanıyla yün eğirir ve bu çekilen deve sürüsünde ilk 2-3 deve çok güzel birçok aksesuarla donanmış halde göçe katılır. Hatta bazı develerde gübürdek çanları olur. Bu çanlar böyle birkaç kiloluk ve sesi 2-3 kilometre öteden duyulabilecek bir etki gücüne sahip olan çanlar. Çünkü daha öncesinde aslında göç prestiji de temsil ettiği için geldiğinizi civardaki köylere, işte yol üzerindeki insanlara haber verme amacı da taşıyordu. Ya da bir aile diğer aileye ne kadar düzenli ve işte iyi bir hayvanı ya da işte görünümü olduğunu göstermek için en iyi giysileriyle ortaya çıkabiliyordu. Ve bu şekilde nam salan, lakap alan insanlar olduğu da söyleniyor. Ama şu anda göç artık yavaş yavaş o eski formunu kaybetmiş olduğu için yükü çeken yani işte kervanı çeken ailenin kadını olabiliyor genelde ağırlıklı olarak. Yaşı ya da genç olup olmaması çok önem arz etmiyor. Eşek ve atların çekilmesi mevzusunda da şöyle bir anlatım var. Hatta bu süslü gelin anlatımında şu da var. Deveye nazar gelmesin diye gelinin süslendiği ve ilk dikkatin gelini üzerine yoğunlaşması develeri koruyor gibi bir yaklaşım içerisinde bulunanlar da var. Tamamen ailenin şanı şerefi şeklinde prestij vurgusunu yapan insanlar da var. Eşek tabii çok önemli bir hayvan. Yani Anadolu'da da böyle biliyorsunuz yol mühendisi olarak da tanımlanan bir hayvan. Çünkü en kolay ve kestirme yolu bulabilecek bir beceriye sahip. O yüzden kullanılıyor diyebiliriz. Ama daha büyük fonksiyonu göç yerleştikten sonra suyu daha çok yani çeşmelerden ya da kuyulardan suları tuluklara koyup ya da şu an bidonlara koyup taşıma işlemini daha çok eşekler ve atlar yapıyor. Ve bu genel olarak göçte bir problem teşkil ediyor. Yani bir kişinin o hayvanları taşıyor olması lazım. O yüzden işte eski klasik düzende kervanın önüne katılan bu hayvanlar da bir şekilde gelinle ya da genç kıza iştirak ederek taşınmış oluyorlardı diye yorumlayabiliriz. Bir sonraki slide. Burada deve bütün eşyayı topluyor ve yola çıkıyor. Ama asıl göçün yapılma amacı biliyorsunuz beslenen hayvan. Ve sarı keçilerde de kıl keçi besleniyor. Kıl keçi de o coğrafyanın anahtar hayvanı diyebileceğimiz önemli bir hayvan.
Yani Toros Dağları'nda binlerce yıldır, yani buradaki yörüklerden bile daha öncesinde belki varlığını sürdüren bir hayvan. O yüzden de iki türlü göç söz konusu oluyor. Bir keçileri götüren çoban grubu var, bir de evi götüren develi grup var. Keçileri götüren grubun içerisine baktığımız zaman bu resimde de genelde kadınları görüyorsunuz. Bundan sonraki resimlerde de ağırlıklı olarak kadınları göreceksiniz. Çünkü benim araştırma yaptığım süre içerisinde da erkekler artık daha çok traktörleri kullandıkları için bu görev kadınlara ağırlıklı olarak düşmüştü. Ama öncesinde de hep kadınlar daha aktif rolde yer alıyor. Sürü nasıl ilerliyor? Önde bir çoban var, arkada bir çoban var. Eğer aile kalabalıksa yanlara da çobanlar konuyor. Çünkü buradaki resimde de göreceğiniz gibi keçi, yani koyun gibi aslında söyleneni birebir yerine getiren bir hayvan değil. Özellikle de yiyecek bir besin gördüğü zaman çok rahat bir şekilde o grubun içerisinden ayrılıp kenarlara yayılabiliyor. İşte böyle bir durumda yanlardaki çobanlar onların düzgün bir sıra içerisinde ilerlemesini sağlamaya çalışıyorlar. Eğer yeterince çoban yoksa o zaman öndeki ya da arkadaki çobanlar taş kullanarak, sopa kullanarak bir şekilde hayvanları zarar vermeden ilerlemeleri noktasında yola sevk ediyor. Burada ses çok önemli. Yani belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama çobanın sesi, çobanın varlığı o sürüye güven telkin ettiği için arada kişlemeler olarak ifade edeceğimiz seslendirmelerle sürü yüreklendiriliyor. Aynı zamanda da sürünün içerisinde bazı hayvanlara takılı olan çanlar, eğer bir şey yemek için uzaklaşmış hayvan varsa o çan sesini duyarak tekrar sürünün içerisine gelmesini de sağlıyor. O yüzden ses dayalı fonksiyonun çok fazla aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz göçer yaşamda. Bir sonraki slide. Şimdi demin o şanlı işte prestijli göçlerden sonra bugün geldiğimiz nokta bu şekilde sabah alacakaranlık diyeyim, yani 5 ve 6 saatleri arasında göç yolundayız ve bu göçü Mut civarında bir köyden geçiyoruz burada ve bu göçü yapabilmek için akşam 1.30'da yola çıkıldı. Ertesi gün saat öğleden sonra 2'de çadıra ulaşılabildi. Yani bazen 10-12 saati bulan yürüyüşler yapılmak zorunda kalınabiliyor. Ve köy halkı uyanmadan, kimseyle de çok büyük bir sorun yaşamadan sabah erken saatlerde göç etmeniz gerektiği için kendinizi ona göre ayarlayarak yol almanız gerekebiliyor. Bir sonraki slide. Burası da Ermenek Barajı, yeni yapılan bir baraj. Yani 20 yıllık bir geçmişi var. Bu fotoğrafın biraz ilerisinde baraj bölgesinde yapılmış bir tünel var. Ve o tünel hayvanlar için kabus etkisi yapmış durumda. Çünkü tünelin içerisine giren hayvanlar kendi seslerinden korkuyor. Ve uzun bir süre sürüyü geçirmekte zorluk çekiyorsunuz. Hatta şimdi artık orası aktif bir yol olduğu için araçlar da geçiyor ve o etkiyle birlikte sürünün kontrolü çobanlar için gerçekten zor oluyor. Ama burada bu fotoğrafı paylaşma amacım şu. Göçle gelip deveyle yükü sardıktan sonra hemen Konalga'da, çünkü bu göç rotaları üzerinde sizin konaklayabileceğiniz Konalga alanları var ve bu Konalga alanları da aslında çok öncesinden belirlenmiş yerler. Neye göre belirlenmiş? Su kaynaklarına göre belirlenmiş olan yerler. Çünkü bu hayvanların sulanması gerekiyor. Ve bu bölgede yerleştiğinizde hemen develerin üzerinden o yükleri indirmeniz lazım. Çünkü saatlerdir yük taşımış olan hayvanları rahatlatmak gerekiyor. Ama bir sonraki slaytta da görebileceğimiz gibi her seferinde çadır kurmanız gerekmiyor. Eğer hava güzelse, çok uzun süre o bölgede kalmayacaksanız, üstü açık bir şekilde konaklayıp ertesi gün hemen göçe başlayabiliyorsunuz. Burada şöyle bir uygulama var. Fatih Kanunnamesinden sonra aslında Osmanlı döneminde yörükler için tanınmış bir hak var. Konakladıkları yerde 3 güne kadar kalabilme imkanları vardı. Ama şu an yani göç rotası üzerindeki köy sayısının artışı, son dönemlerde HES'ler, maden aramaları, işte dikim faaliyetleri gibi gibi bir sürü sıkıntı sebebiyle göç yolları daraldığı için konakladıkları yer eğer
Ya yakın olan işte köy sınırı kimse, o bölgeyle ilgilenen muhtar kimse, o eğer imkan vermiyorsa konaklamalarına hemen bir sonraki konalgaya geçmeleri gerekebiliyor. Bu da süreci iyice zorlaştıran bir hal aldı. Zaten develerin sayısındaki azalmanın en büyük sebeplerinden biri de bu. Çünkü yani 2-3 saatlik yollara dayanabilen hayvanlarız. Böyle saatlerce bazen 10 saat yürütme imkanınız o yükle çok kolay olmuyor. Aynı şekilde onlara otlayacak alan bulmak da zorlaşıyor. O sebeple de daha motorize bir yapıya dönüşmek durumunda kaldı göçler. Bir sonraki slide. Burada baktığımızda da deve sürülerinin, pardon, keçi sürülerinin hareketini görüyoruz. Burada iki aile, üç aile peş peşe gidebiliyorlar. Önemli olan ve dikkat edilen husus sürülerin birbirinden ayrı ayrı götürülüyor olması. Yani belli bir ara veriliyor olması. Çünkü hayvanların birbirine karışması durumunda onları bir de ayırmanız gerekiyor. Göç gibi bir yapıda bu çok daha zor olacağı için mesafe kuralına dikkat ederek yol alınıyor. Bir sonraki slide. Burada yani göçten bir manzara olarak koydum. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Ve bir sonrakine de geçebiliriz. Burası Verme Dağı olarak adlandırılan bir dağ. Karaman Konya sınırı içerisinde. Normalde yani eskiden bu dağ kullanılmıyormuş. Alttan bir yolla geçip gidebiliyormuş yörükler. Ama dikim çalışması olduğu için yani köylüler o bölgeye dikim faaliyeti yapmış oldukları için bütün yörükler çoluk çocuk bu dağı aşmak durumundalar. Yani bu fotoğrafta çok net gözükmüyor ama hakikaten eğer fiziksel kondisyonunuz yeterli değilse yani bu hayat yapısına alışkın değilseniz benim gibi kendinizi sakatlamanız, düşüp yaralamanız hatta yani ölüm olayları bile gerçekleşebilir gerçekten. Ben burada görüyorsanız fotoğrafta farklı farklı 5-6 tane sürü var. İlk sürüyle başlayıp 6. sürüyle ancak kat edebilmiştim bu yolu. Çünkü insanların deve gibi, pardon, keçi gibi hızlı bir şekilde sekerek o kayalıkları aşması çok kolay olmuyor. Ve aynı zamanda da yani tehlikeli bir sürecin olduğunu göstermek adına bu fotoğrafı koydum. Bir sonraki resimde de benzer bir yapı var. Hacı Baba Dağı'nın zirvesine tırmanıyor yörükler. Ve Asya Hocam. Ve mesela burada da uçurumlu bir yamaçtan söz ediyoruz. Hiçbir zaman basacak yer bulamıyorsunuz. Böyle hallerde keçilerin gittikleri ve oluşturdukları patikaları, tarakları takip ederek ilerliyor olmanız gerekiyor. Ama eğer mesela atı siz taşıyorsanız çok zor anlar yaşanabiliyor. Ben göçte hani beni görece daha boş gördükleri için kimi zaman atı götürme görevi bendeydi. Böyle yerlerde ben kendimi koruma altına almaya çalışıyorum. Hayvan kendini koruma altına almaya çalışıyor ve birbirimiz için tehlike oluşturduğumuz anlar yaşanmıştı. Evet, bir sonraki slide. Normalde develer çok daha düz yollardan gidiyorlar. Yani keçilerde amaç keçileri otlatarak süreci devam ettirmek olduğu için keçi çok daha taşlık yerlerde ya da daha tehlikeli coğrafyalarda ilerleyebiliyor. Ama develer için de her yol düz değil. Yani rampalarla yukarı çıkılabiliyor, aşağı inilebiliyor. Bu resimde Ermenek bölgesi içerisinde hani, coğrafyayla nasıl baş ettiklerini gösteriyor. Eğer böyle bir yükseklikten aşağı inecekse deve sürüsü kervanı genelde zikzak çizerek iniliyor. Yani bayır aşağı değil, aynı dağcıların takip ettiği yöntemle bir iniş ve çıkış durumu söz konusu. Ve bu iniş çıkışlar sırasında da yük taşıdıkları için çobanların dikkat etmesi gereken kolanlar oluyor. Yani gölbent kolanı pardon, kısık kalanı ya da işte gölbent kolanı kısmını sıkılaştırmak gerekebiliyor inişte ve çıkışta. Evet. Değiştirebiliriz slaytı. Arkadan ses geliyor sanıyorum. Burada da bir dakika.
arkadaki sesi gidermek için kızım bir terfide Tamam bulunuyor. hocam. Burada Konavga'daki bir durumu görüyoruz. Çadır konuluyor, işte traktör yanına yerleştiriliyor ve sürünün de çadırı görecek şekilde bir konumda bulunması gerekiyor. Buraya, yani geçici yatak da diyebiliriz. Neden böyle bir alan tercih ediliyor? Çünkü sürü çadırı gördüğünde çok daha emniyetli uyuyabiliyor. Aynı şekilde çobanlar da herhangi bir saldırı için, yani kurt saldırısı olabilir, doğa felaketi olabilir, yani birçok beklenmedik durum olabilir. Erken müdahale edebilmek adına böyle bir konumlanış içerisine giriyorlar. Bu tip alanlar tercih ediliyor. Daha çok aslında koyak diye ifade ettiğimiz rüzgardan da koruyan daha korunaklı bölgeler tercih ediliyor ama bu biraz coğrafyayla ve bulunduğunuz alanla alakalı bir durum olduğu için olabildiğince en iyisi diyelim. Bir sonraki slide. Burada da develerin de eğer alan genişse bir tarafta keçiler, bir tarafta develer ve ortada da çadır olarak konumlandığını söyleyebilme şansımız var. Bir sonrakine geçebiliriz sanıyorum. Şimdi burada bu göçü başlatan süreç nedir? Göçe kim karar verir? Bir obabeyi var mıdır? İşte yörük beyi var mıdır? Hadi yarın göçüyoruz der ve bütün topluluk ona göre mi hareket eder gibi sorular belki şekillenir kafanızda. Ya öncesinde de çok olduğunu sanmıyorum. Ama oba dediğimiz yani 3-5 çadırın bir arada hareket ettiği bir topluluktan söz ediyor olmamız lazım. Burada sözü geçen bir kişinin kararı etkili olabiliyor. Ama daha çok ferdi kararlarla göçe çıkılıyor. Tabii herkes göçün tarihini biliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Ve bu tarihi belirleyen şey de tam olarak insanın kendisi değil. Çünkü biz çobanlıktan bahsederken çok fazla insana yani agency olarak ya da ne diyelim olayı yönlendiren kişi olarak insana odaklanarak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok yerleşik insanın algısında hayvan söylenileni yapan, komutları yerine getiren, nefes alan, işte iyice gideriliyorsa herhangi bir problem çıkarmayan, kendine ait çok fazla karakteri olmayan bir canlı gibi yorumlanıyor. Böyle bir canlı bakış açısı içerisinde de çobanlık mesleği de çok değerli bir mesleğe dönüşmüyor tabii. Yani siz sadece işte insanlardan uzak, kimilerine göre medeniyetten uzak, dağlarda hayvanlarla birlikte yaşıyorsunuz. İnsanlarla ilişki kurmadığınız için gündemden de uzaksınız, bir şeyin de farkında değilsiniz. O hayvanlara da zaten komut veriyorsunuz, yapıyorlar. Yani işte sonuçta çobanlık yapıyorsunuz. O yüzden de hani hız da verilmez, belki oyu da bizimki kadar değerli değildir gibi yaptığımız değerlendirmeler var. Ama diğer taraftan yani peygamberlik mertebesine ulaşma, mistik boyut üzerinden Tanrı'ya ulaşma gibi tanımların içerisinde de hep çobanlık mesleğini görebiliyoruz. Yani bu iki taraflı bakış açısı içerisinde aslında çobanlığa şöyle bir perspektiften bakarsak, hayvanları da kendi karakterleri ve karar alma gücü olan, en az insanlar kadar aktör olan bir yapı içerisinde görürsek, 1.000 kişilik bir sürüyü idare etmek hakikaten çok kolay bir meziyet değil. Ve bu ciddi bir beceri. Ve böyle 2-3 günde öğrenilecek bir beceri de değil. Ömür boyu süren bir öğrenme biçimi aslında çobanlık. Ve diğer taraftan da bir iletişim modeli. Yani hem develerle insanlar arasında hem besledikleri hayvanlar arasında kurulmuş bir ilişki var. Buna dil de diyebilirsiniz. İletişim biçimi de diyebilirsiniz adına ne derseniz deyin. Aralarında gerçekten birbirlerini anlayan bir yapı var. Ve zaten baktığımızda bazı araştırmacılara göre aslında avcı toplayıcılık içinde yaşam geleneğinde hayvan ve insan arasında daha eşitlikçi bir yapı varken göçebelikte daha dominasyon ağırlıklı yani insanın hayvanları domine kim yaşayacak, kimin öleceğine karar verdiği bir yapının hakim olduğu, o yüzden de hayvanların daha ikinci konumda olduğuna yönelik bir değerlendirme yapan kişiler var. Ama burada yani kendi deneyimlerim üzerinden de söyleyeceğim şu ki aslında bir uzlaşı var. Yani hayvanlar kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar, insanlar hayvanların ihtiyaçlarına bağlı olarak kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar
bilgisayar arasında kurulmuş bir uyum sürecini görüyoruz. Ve sadece ikisi de değil. Burada doğayı da olayın içerisine katmak lazım. O yüzden de biraz lafı uzattım ama ne zaman göçe karar veriliyor? Bu üçünün arasında gerçekleşen yapıyla ortaya çıkıyor. İnsan hayvanı takip ediyor, hayvan doğayı takip ediyor. Ve aslında hepsi birbirini takip ediyor. Bu üçlü sacaya, göçebelik yaşam biçimini anlama noktasında çok önemli bir yere sahip. Herhangi bir ayağa çektiğinizde aslında ortada bir göçebelikten söz edemiyoruz. O yüzden de çobanlığı gerçekten farklı bir beceri alanı olarak kabul edip yaklaşırsak sanıyorum göçebe yaşamı da çok daha doğru bir yerden okuyabilme şansımız olacak. Ben burada birkaç farklı yerde de yaptığım sunumda hep buna işaret ettim. Cemal Can'dan amca var 80'lerinde şu anda ve sarı keçilerle ilgili araştırma yapmış ya da o gruba gitmiş. Herkesin bir şekilde oturup sohbet etmiş olduğu biridir. Onun aktardığı yani görüşmeleri sırasında söylediği bir cümle vardı. Bunu ben çobanlık ve insan hayvan ilişkisi için çok önemli gördüğümden sıklıkla ifade ediyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Cemal amca diyor ki hayvanlar dili söylemedik canlılar. Çok bilgililer ve Allah tarafından malumat verilen canlılar. Onları koruyup gözeten, kollayan erenleri ve evliyaları var. Hayvanlara insanları tecrübe etsin, bilsin diye bu bilgiler verilmiş. Hayvanlar da bize bildiriyor aslında. Ama biz insanlar bunun ne olduğunun farkına varamıyoruz diyor. Yani burada bu bakış açısı içerisinde baktığınız zaman hayvanın insandan bilgi yönünde, tecrübe yönünde ya da işte bu hayatı deneyimleme yönünde çok büyük bir fark yok. Hatta bazı açılardan doğayı daha iyi okuyabildiği için birçok bilgiye de sahip. Ama insan onunla doğru şekilde iletişim kuramazsa bu bilgiye çok fazla ulaşamıyor. O yüzden de işte bir iletişim kurulabilmesi gerekiyor. Peki sarı keçili yaşamında herkese çoban denmesinin sebebi ne? Bir sonraki slaytta da görebiliriz bunu. Köy yaşamında da hayvancılık yapılıyor ama hayvanla insanın arasında belli sınırlar var. Yani hayvanlar ağılda, siz dam evinizde yani evinizde kalabiliyorsunuz. Yine otlatmaya götürebiliyorsunuz ama akşam birlikte olmuyorsunuz. Göçebe yaşamda ise 7-24 bir aradasınız ve çocuklar doğdukları andan itibaren ilk oyun arkadaşları hayvanlarla oluyor. Birçok zaman onlarla birlikte vakit geçirebiliyorlar. Ve tabii şanslı oldukları taraf mesela devenin yanına yavrusu küçükken bu kadar sanıyorum sahibi değilseniz yaklaşabilme şansınız yok. Ama çocukların bu konuda özgürlük alanı var. Hayvanların onlara tanıdıkları bir hak bu. Birlikte vakit geçiriyorlar, seslerini taklit ediyorlar, davranışlarını önlüyorlar. Duysal olarak her anlamda deneyimliyorlar. Ve hem büyüklerinden görüyorlar, hem kendileri yaşayarak öğreniyorlar, görüyorlar, gözlüyorlar. Bu birikim tabii bir de eyleme geçerek yavaş yavaş çobanların yanında gidip pratik de ederek buluğ çağına geldiklerinde çok iyi çoban olmalarını sağlıyor. Ve kadın ya da erkek gibi bir ayrım yok açıkçası. Herkes hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmak zorunda. Zaten hiç kimsenin yani ben açıkçası saha çalışmam sırasında kimsenin hayvandan korktuğunu da görmedim. Hani biz şehirde yaşarken böcekten korkabiliyoruz, sinekten korkabiliyoruz, işte birçok şeyden korkabiliyoruz. Burada hayvanlardan sakınma gibi bir durumun gerçekleşmediğini görüyoruz. Yani demek ki bu korkular da aslında bir noktada öğrenilmiş davranışlar olarak değerlendirilebilir. Ama tabii yörük yaşamı içerisinde de daha fazla sevilen, daha yakın görülen hayvanlar var. O yüzden bazıları develerle daha haşır neşir, bazıları keçilerle daha haşır neşir. Bazı ailelerde mesela koyun sürüsüne sahip olabiliyor. Onlar da koyunla bu ilişkiyi daha iyi idame ettirebiliyorlar. Bir sonraki slide. Tabii çobanlıkta şeyi unutmuyor olmak gerekiyor. Özellikle göçebelikte. Beslediğiniz hayvan hangi hayvansa ona göre bir model geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü hayvanın beslenmesi, göçe gidebilme kapasitesi, hangi yollardan gideceği, ne kadar su içeceği, nerede ne yapacağı tamamen hayvana dayalı.
ve siz hangi sürüye karar veriyorsanız çobanlık pratiklerinizi ve becerilerinizi de bu yönde geliştiriyor olmanız lazım. Burada çocukların oyun oynayarak bu beceriyi nasıl geliştirdiklerine tanıklık ediyoruz. Ağıl içerisine koydukları kozalaklar onların sürülerini temsil ediyor. Kimi zaman sürülerinin çobanı olabiliyorlar, kimi zaman taşları ardı arda dizerek bir kervan oluşturabiliyorlar. Plastik kutulardan traktör yapıp eşyalarını içine koyarak göç edebiliyorlar. Çadır yapabiliyorlar bez parçalarından. Bu şekilde yavaş yavaş hayatı deneyimleyip uygulamaya geçiyorlar diyebiliriz. Bir sonraki slide. Şimdi burada başka bir beceri noktasından da bahsetmek lazım. Bin kişilik sürü diyoruz ve bu sürü içerisinde tabii çok fazla hayvan var. Bir hayvanı diğerinden ayırt edebilmek için çobanlar kendi aralarında bir takım tasnifleme becerileri geliştirmiş ve aslında bir yani antropolojiden de biliyoruz bunu, linguistik antropolojiden. Bir konuda ne kadar fazla kelime dağarcığı varsa o sizin kültürünüz içerisinde o kadar önemli bir yere sahiptir. Evans Pritchard'ın Noellerle yaptığı çalışmada sığırlar üzerinden böyle bir değerlendirmesi var. Renklere göre, şekillere göre, kulak biçimlerine göre, boynuzlarına göre, yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre birçok farklı adlandırma görüyoruz. Ne kadar çok adlandırma varsa işte o kadar kültürün içerisinde edinmiş olduğu değeri gösteriyor o hayvanın. Bu resimde göreceğiniz kulak yapıları var. Çok net gözükmüyor ama yabır, böyle büyük kulaklı olan hayvanlar yabır kulak olarak ifade ediliyor. Charleston biberi gibi olanlar do, küçücük kulaklı olanlar da pamuk olarak tanımlanıyor. Kulakların ucunda da fark ettiyseniz kesikler var. Bu kesikler in ya da en dediğimiz hangi sürüye ait olduklarını temsil etmesi adına konulmuş işaretler. Ama bu işaretlerin başka bir önemi daha var. Kız çocukları evlenmeye karar verdiklerinde ya kaçarak evleniyor olabilirler ya da işte düğün merasimi oluyor olabilir. Çeyiz olarak kendi ailelerinden de keçiler getiriyorlar. Ve kadınların keçileriyle erkeklerin keçileri arasında da in farkları oluyor. Özellikle kurban bayramlarında yani hangi taraftan kurban veriliyorsa bunu oradan tespit edip anlayabilecek bir yapıya erişmiş oluyorlar. Bu işaretleri koymalarının en büyük sebebi de hayvan başka sürüye karışırsa çok rahat bir şekilde hangi sürüye ve kime ait olduğu tespit edilebilmiş oluyor. Bir sonraki slide. Aslında burada mülkiyeti de anlamış oluyoruz. Mülkiyete ilişkin de şöyle bir şey söyleyebilirim. Birçoğunuz belki şeyi anlayamıyor olabiliriz. Yani ben de ilk başlarda anlamamıştım. Bir aile bir sürüye bakıyor. Ama herkes ailesini ayırmak istediğinde ona ayrılan bir miktar hayvan da oluyor. Bu sayı neye göre belirleniyor? Aslında sürünün içinde herkesin kendi hayvanı var mı? Yoksa bütün mal hane reisi olan babaya mı ait gibi sorular oluşabilir. Buradaki yapıda şu. Küçük bir kız çocuğu diyelim. Küçükken ona bir keçi hediye ediliyor. Ya da sünneti sırasında toruna bir keçi hediye edilebiliyor. Ve bu keçiden doğan bütün çocuklar o çocuğun oluyor. Yani yaşamı boyunca sürü içerisinde sayısı artan bir hayvan popülasyonuna sahip olmuş oluyor. Diyelim ki Ayşe ise keçisinin adı, ondan doğan bütün keçi yavrularının da adı Ayşe oluyor. Böylece hem bir tarihlendirme hem yani Ayşe de diyebilirsiniz bir olayla da birleştirerek ona isim verebilirsiniz. O zaman küçük nişanelere de dönüşüyor tarihsel olarak bu. Şimdi tabii bütün yaşamları boyunca hayvanlarla içli dışlı oldukları için birçok açıdan hayvan anatomisi hakkında da bilgileri var. Tedavi usulleri hakkında da bilgileri var. Burada iki tip tedavi gösteren fotoğraf paylaşmak istedim. Küçük bir oğlak var burada. Eklem eklemişmiş. Yani bacakları diz kapağı şişmiş. Burada üzerine barut koyup barutu yakarak o verilen ısıyla birlikte bu şişliği gidermeye yönelik bir tedavi şeklini görüyoruz. Bir sonraki slaytta da yara açılabiliyor bazen. Bazen kurt saldırılarında da kesikler oluşabiliyor. Böyle kanlı bir yüzey sineklerin o bölgeye üşüşmesine
etki edebilir ve orada bir enfeksiyon oluşumuna sebep olabilir ve böylece çok iyi durumda bir keçi bile iyi bakılmazsa yaşamını kaybedebilir. O yüzden de bu tip açık yaralarda o bölgeye katran sürülüp üzerine kızdırılmış şişle dağlanarak orada bir enfeksiyon oluşumu giderilmeye çalışılıyor. Bunun gibi tabii birçok farklı tedavi yöntemi var ama söylemeye çalıştığım şu, yani birçok açıdan özellikle de veterinerlik bu kadar veterinerlerle ilişkileri de bu kadar aktif değilken her şeyi kendilerini tedavi etme biçiminde olduğu gibi hayvanlar konusunda da geliştirdikleri yöntemleri kullanarak gerçekleştiriyorlar. Bu arada ben bir saati yaklaşmışım ama yani biraz hızlanarak daha kısa bir sürede de gider yani bitirebilirim herhalde sunumu. Bir Yok sonraki hocam, slide. hiç acele etmeyin Tamam, yani. tamam. Peki. Bir sonraki slaytta da kara çadıra geliyoruz. Şimdi kara çadır bizim yaşam alanımız. Ama hem metaforik olarak çok yere götürebilirsiniz, hem benim tez konum olan mekanın oluşturulma sürecine refere eden birçok bilgi var. Burada söyleyebileceğimiz temel nokta şu. Sarı keçillerde 5 tane direk var. Yani çam ağacından yapılıyor genelde bu direklerde. Çadırda 5 tane direk oluyor. Ve bu zengin ya da fakir aileye göre değişen bir form değil. Herkesin çadırı klasik olarak bu yapının içerisinde. Ya o yüzden çadıra giderek hani ailenin ekonomik durumu hakkında çok büyük bir değerlendirme yapabilme şansınız yok. Onu söylemek istiyorum. 12-16 metrekarelik bir alan dan söz ediyoruz bir çadırdan bahsettiğimizde. Arkaya çuvalların dizildiğini görüyorsunuz. Bu çuvalların dizilme sırası var. Sağ tarafta ya da sol tarafta işte yorgan yastık diyebileceğimiz yüklük alanı, yüklük alanının tam karşısında da mutfak malzemeleri genelde yer alıyor ve ocak çadırın içinde yanıyor. Ocağın çadırın içinde yanıyor olması tabii direk için bir tehlike. Ön direkle ocak arasında bir ocak taşı konuyor. Hem direği korumak için hem de aslında sembolik olarak da o ateşle kurulan ve oluşan o alanı temsil etmek için. Ateş ne işe yarıyor? Ateşle hem ısınıyorsunuz, akşam aydınlanmanızı sağ, yemeği onda yapıyorsunuz ve birçok inanışın da merkezi haline gelmiş bir yapıya sahip çadırın içinde yanan ateş. Bir sonraki slide. Burada yüklük taşlarını görüyoruz. Şimdi direğin önünde ocakla arasına koyduğumuz ocak taşı gibi çuvalların altına da yüklük taşları konuyor. Bu yüklük taşlarının en büyük amacı ani bir sel ya da işte su gelmesi durumunda çuvalların içerisindeki erza ve eşyaları korumak. Hatta bunun yanına arkaya bir ark da kazılıyor ki fazla su oradan akıp gidebilsin diye. Bu yük taşlarının üzerine de bir sonraki slaytta göreceğiniz gibi çuvallar diziliyor. Dediğim gibi o çuvalların da bir sırası var. Burada yük taşlarınızı, ocak taşlarınızı koyuyorsunuz. Sonra o bölgeden gidiyorsunuz. Bir sonraki slayt. Burası da aslında bizim yurt diye ifade ettiğimiz alanı temsil ediyor. Yurt kavramı mekansal bir kavram. Yani yurt aslında çadırı değil, çadırın kaldırıldığı alanı temsil ediliyor. Bu önemli bir bilgi bence. Peter Andrews'un Çadır Çalışmaları kitabında da buna ağırlıkla altını çiziyor olmuş olması benim kendimi de test etmem ve bilgimin doğruluğunu algılamam noktasında çok faydalı oldu. Çünkü biliyorsunuz Orta Asya'daki çadırlara biz yurt diyoruz. Ama bölgedeki insanlar yurt demiyor. Zaten yurtta denmesi çok doğru değil. Çünkü çadırın adı yurt değil. Çadırın kalktığı alan yurt. Zaten işte hani Türk yurdu diyoruz. Yurdu temsil etmeyi genelde hep bir alan ve mekan için kullanıyoruz. Burada da keçinin yattığı yerde ocak taşını ve arkalarda da yüklük taşlarını görüyorsunuz. Aslında bir yürüyün o bölgede var olduğunu gösteren en büyük nişane bu taşlar ve arkaya da genelde taşlar kalıyor. Baktığımızda da her seferinde yani bu 48 gün ya da 60 gün süren göç içerisinde de en az bir
30-35 Konolga'da duruyorsunuz. Yani her seferinde yeni bir yurt alanı yapıyorsunuz. Bunun dönüşünde yine hakeza başka bir yurt alanı yapıyorsunuz ve yüzlerce çadırdan bahsediyoruz. Şu anda 120-150 arasında değişen kara çadırdan söz ediyoruz. Yani bu hat boyunca her sene yapılan bir faaliyet olduğu için her yerin yurt alanı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu da tabii orada bir yaşam olduğunu ve orada anıların biriktiği yerler olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bir yöreye sorduğunuzda evin neresi, evin benim tüm dağlar cevabını alıyor olmanızın aslında arkasında yatan temel sebeplerden biri de bu. Bu yurt alanı için iki tane kavramdan söz ediyor sarı keçiler, sala ve gen. Sala salmaktan geldiği söyleniyor ama her yerde de söylediğim gibi etimolojik olarak bu iki kavramın bence biraz araştırılması lazım tam olarak nereden ve hangi kökten geldiğini anlamak için. Ama mantık şu, sala temiz yeri temsil ediyor. Gense daha önceden gelinmiş kalınmış olan yurt alanını temsil ediyor. Aynı yatağın üzerine yatan hayvanlarda kene gibi ya da başka bir takım hastalıkların olabilme ihtimali var. O yüzden de göç tabii ki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak, onların giderlerini karşılamak adına yapılıyor. Ama diğer taraftan da doğaya kendini yenileme fırsatı veriyorsunuz. O yurt alanlara temizlenme, dezenfekte olma şansı tanıyorsunuz. Eğer kullandığınız coğrafya genişse her seferinde yeni bir yurt, yani temiz bir yer kullanmaya dikkat ediyorsunuz. Hem kendi hijyeniniz hem de hayvanların hijyeni açısından. Bir sonraki slide. Burada çadıra bir dönüp bakıyor olmamız gerekiyor. Çadır malzeme olarak keçi kılından yapılıyor. Çünkü aslında bu da direkt sizin beslediğiniz hayvanla alakalı göçebelik türlerini tanımladığımızda eğer koyun besliyorsanız keçeden evleriniz oluyor. Yak besliyorsanız yak kılından oluyor. İşte geyik besliyorsanız ya da işte geyiğin avcı toplayıcılığını yapıyorsanız geyik derisi olabiliyor çadırınız. Yani beslediğiniz hayvan sizin kullandığınız malzemenin temel kaynağı. Keçi kılınında yani kimyasal form gereği bir takım sağladığı avantajlar var. Bir kere keçi kılı gözenekli bir dokuya sahip. Yağmur yağdığı zaman bu gözenekler kıl şiştiği için yukarıdaki eğer çok şiddetli bir yağmurdan söz etmiyorsak suyu çadırın içerisine girişini engelliyor. Aynı zamanda da çadırın içerisinde yanan ateşin islerini, tabii gerçi çok 99 gözlü saray olarak tanımlandığı için aralarda da boşluklar var ama gene de gözeneklerden dışarı çıkmasını sağlıyor. Diğer taraftan içeriden baktığınızda dışarıyı rahatlıkla görebiliyorsunuz ama dışarıdaki kişiler içeriği göremiyor. Bu da hem güvenlik açısından hem de yani kendinizi konumlandırmada daha esnek bir yapıya sahip olma açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Diğer taraftan yani metaforik dediğim kısım da bu. Çadırı göz gibi ya da insan bedeni olarak düşünebilirsiniz. Yani tüm bu coğrafyalar içerisinde sabit bir mekan anlayışı içerisinde yer değiştiren bir yapı çadır. Ve her seferinde manzaranız değişiyor. Diğer taraftan dışarıda oynayan çocuklarınızı izleyebiliyorsunuz. Bir sonraki slaytta göreceğiniz gibi develeri, keçilerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yani bulunduğunuz mekandan aynı zamanda bir kontrol yapabilme ihtimaliniz de var. Ve aynı zamanda da tabii yaz kış kara çadırda kalındığı da düşünülecek olursa aslında her tarafından hava alan bir şey çadır. Yani çul neticede. Belki birçoğumuz için ev olarak bile tanımlanamayabilir. Ama yüklenen bu kutsal anlamlar ve aslında bir de o çadırın daha doğrusu keçi kılının sıcak tutma, gölge yapma gibi bir takım özellikleri birçok ev için ihtiyaç duyduğumuz işte o korunma, barınma, ısınma gibi ihtiyaçları karşılayabilecek imkanı bize sunuyor. Bir sonraki slide. Evet, burada ocağa geliyoruz. Ocak mevzusu birçok inanışın merkezi. Yani Orta Asya çadırlarına da baktığımız zaman Axis Mundus olarak kabul ediliyor ocağın olduğu yer. Çünkü bu hem geçmişi, hem geleceği, hem bugünü,
hem yaşanmışlığı, ateş olduğu için orada bir hayat olduğunu anlıyoruz. Hayat aynı zamanda yani hem yemek pişirebilme yönünü de bize veriyor. Ama diğer taraftan birçok sembolik gönderme var ocağa dair. Ocak iyi iyelerin, kötü iyelerin yani bütün işte okuyucu ruhların da bulunduğu bir alan. Ve ocak taşı aileyi temsil ediyor. Ama ocak bölgesi daha çok kadını temsil ediyor. Yani çadırın orta direği erkek gibi sembolize ediliyor diyebiliriz. Taşıyıcı güç, işte ev geçindiren ya da işte sahip çıkan erkek. Ama bütün o yaşam döngüsünü, yiyeceği, işte beyazı, süt, yoğurt, ayran yani bereketi temsil eden bütün o işlemlerin yapıldığı bölgeyi kadın kontrol ediyor. Dikildiğinde ve ocak yakılacağı zaman erkekler tarafından o ailenin büyükleri tarafından ama ondan sonra her gün yakılan ateş ve o ateşin canlı kalma sorumluluğu kadına da ait. Bu arada bende slide gitti. Siz görüyor musunuz? Görmeye devam ediyor musunuz? Bir sorun mu var? Hayır hocam, gitti bizim. Şurada Yok görünüyor hocam, musunuz? gitti bizim. Şu an gözükmüyor. Asya hocam. Orada mı? Belki bağlantıdan. Affedin, bağlantısı koptu herhalde hocam. Tamam, ben bu süreyi değerlendirerek anlatmaya devam edeyim. Çadırın içerisinde ateşli bölgede işte birazdan resim geldiğinde de göreceğiz. Sacaya var. Demirden yapılıyor bu. Eskiden de bu Çatalhöyük'te falan da görebilirsiniz. Üç taşı üçgen formunda koyarak üzerine tencere ya da işte bir çömlek konularak yemek pişirilmesi durumu da var. Bu yapıda tencerenizi yani yemeği pişirdikten sonra o sacayağını bulunduğu yerden kaldırıp ters çeviriyor olmanız gerekiyor. Çünkü eğer orada kalmaya devam ederse şeytanın gelip üzerinde yemek pişireceği, yani tabii bu sembolik bir anlatım ama şu denmeye çalışılıyor. Yani ocak bölgesi şeytanın kontrolüne geçerse bu ailenin dirlik ve düzeni içinde tehlike yaratabilir. Diyelim ki hayvanların işte boynuzları kırılabilir, memeleri şişebilir, hastalıklar ortaya çıkabilir gibi bir takım olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. O yüzden de ocaktaki kül genelde temizleniyor her akşam ve hep bilirsiniz yani birçoğunuz da karşılaşmışsınızdır ya da karşılaşacaksınız anlatılarda. Külün olduğu, döküldüğü yer böyle şeytana ya da işte kötü ruhların çok rahat barınabileceği bir yer olarak görülür. O yüzden de döküldüğü yerin herkesin ayak basmayacağı bir nokta olmasına dikkat edilir. Temizlik, ihtimam gösterdiğiniz zaman o kontrol sizdeyken kontrolü kaybettiğiniz an işte kontrol kötü ruhların için eline geçiyor gibi bir yaklaşımda bulunabiliriz. Tabii bunların mitolojik olarak da inanç pratiği anlamında da birçok arka planı var. Uzun saatler de tartışılabilir ama yani şu an inanış örneği olarak aktarıyorum size. Diğer bir unsur da beyaz. Beyaz biliyorsunuz zaten aslında göçebeliğin temel unsuru. Sütü, yağı, yoğurdu temsil eden renk. Un aynı şekilde ekmeği temsil eden renk ve bunların hepsi beyaz. Ailenin dirlik ve düzenini sağlayabilmesi için bir takım saygılara uyması gerekiyor. Bu saygıların en önemlilerinden biri de gün ağardıktan sonra yani ikindi vaktinden sonra çadırdan herhangi bir beyaz dışarı çıkarılmıyor, içeriye de sokulmuyor. Ya da birine damızlık verecekseniz ağırlık olarak belli bir şey alarak yani küçük bir parça bir şey olabilir, küçük bir para olabilir ya da bir obje olabilir. Değiş tokuş yaparak o damızlığı vermeniz gerekiyor gibi bir takım kurallar var ki işte aile dirliğini, düzenini devam ettirebilsin. Arada sizin sormak istediğiniz sorular varsa belki arayı böyle kullanabiliriz. Daha fazla ilerleyip takibinizde bulunabilirsiniz Hocam, anlatımda. ben tam kötü bir şekilde gittim. Siz bitiremediniz mi şeyi? Daha sonumdan bir şey söylemeniz gerekiyor mu şu anda?
Yani ben eğer tekrar gelemeyecekse sunum, böyle bir yerde de birkaç cümle daha söyleyip bitirebiliriz. Yok yok, ben şimdi tekrar bağlayacağım çünkü güzel şeyler daha kaldı. Biz bu de, arada yani ben arada konuştum, arkadaşlar dinleyebildiler diye düşünüyorum. Yani bilgi aktarmaya devam ettim. tabii ki şimdi Özlem bir şey sormak istiyor. Özlem sorarken ben Tamam. şey yapacağım. Bu sonumu Tamam, tekrar tamam. düzelteceğim. Tabii. Özlem, dinliyoruz sizi. Merhaba Hilal Hocam. Ben şunu Merhaba. sormak isteyecektim. Benim annemler Yörükler. Ama yerleşik hayata geçeli uzunca zaman olmuş. Annem çok küçüklüğünden hatırlıyor obaya ve ovaya gidip hani. Ama mesela annemin şöyle bir tabiri vardı bize. Ocağı anlatırken siz o geldi, onu anımsadım da onu paylaşmak istedim sizinle. Mesela bir şey olduğunda, sinirlendiğinde, kızdığında böyle hani kötü bir şey söylemek yerine o şey der. Ocağın yansın diye. Böyle bana bir ocağın yansın diye böyle kızar hani, yani bir şeye sinirlendiği zaman öyle sinirlenirdi. Ben de o ocağın yansın deyince şey düşünüyordum. Hani yani ocağın niye yanıyor? Evin barkın yansın, bitsin anlamında söylüyor zannederdim ben. Ocak ev anlamında da kullanıyor ya hani. Evet. Ben öyle düşünürdüm hep. Ama işte hani bakın, yörüklükten siz anlatınca ocağın ne kadar önemli, kıymetli olduğunu bir kadın için, özellikle oranın Evet. kadına özgü bir alan olduğunu ve evin değerini ifade ettiğini paylaşınca, hani ocağın yansımının ifadesi orada hani Çok da önünü olumsuz olmuyor aslında, değil mi? aynen olumsuz olmadığını. Zaten anneme de bir Evet. gün bunu söyledim. Anne, bana niye böyle söyleyip duruyorsun? Bu beni üzüyor diye bahsetmiştim. O da bana, kızım ben o anlamda söylemiyorum. Bizim oralarda hani ocak evin işte Evin döngü. tütsün, diriliğin bozulmasın. Aynen, ha. O anlamda söyleriz biz dedi. Ondan sonra Evet. hoşuma gitmişti bu tabir mesela. Siz de ocağı anladın ve direkt o geldi aklıma ve paylaşmak istedim. Hatta belki başka etnografilerde falan da görürsünüz, böyle kuma gelmesi olayında işte közü başka biri tüttürürse ya da o ocaktaki ateşin yanına başka bir ateş yakılırsa eve kuma gelecek gibi temsili anlatımlar bile var. Yani o kadar Doğru diyorsun. evin kadınıyla eşleştirilerek bakılıyor olaya. Doğru diyorsun. Ki bu işte hani Yörük derneklerinde de hep söylenen bir söz var ya, Atatürk'e atfedilerek işte gidin bakın Toros Dağları'nın orada dumanı tüten bir çadır varsa hiçbir güç bizi yenemez gibi. Tam olarak cümleyi doğru ifade edemedim ama orada da söylediği şey aslında ocağın devam etmesi. Ama buradaki ocak tabii daha geniş bir yere de gidiyor. Mesela Alevilik inancında aslında bir yolu da temsil ediyor. Bir soyu da temsil ediyor. Ya da şifacılık olarak bakacak olursanız biz şifacılara ocakçı diyoruz aynı zamanda. Ocaklık diyoruz. Ocak diyoruz. Yani aile ocağı diyoruz. Aslında Türkçe içerisinde ocak çok derin anlamlar yüklenerek kullanılıyor. Burada da biraz onun neden olduğuna dair verileri elde edebildiğimi düşünüyorum kendi adıma. Yani benim için daha anlamlı bir yere oturdu en azından. Bir de diğer tarafta bilgi aktarabilme özelliği için de birkaç kişi şunu söyleyebilmek mümkün. Mesela kurşun döküyoruz ya da tuz patlatıyoruz. Burada yaptığımız şey aslında Orta Asya'daki gibi alazlama olarak da yorumlanabilir. Yani ateşle birlikte kendinizi arındırıyorsunuz, işte purification diyelim. Ama diğer taraftan şey de yapıyorsunuz. Yani kötü ruha ateş üzerinden bir göndermede bulunuyorsunuz ve onu kovmaya çalışıyorsunuz. Mesela akşam işte çadırın etrafında sohbet ederken biz diyelim ki kötü olaylardan bahsediliyor. İşte yılandan bahsediliyor, akrepten bahsediliyor ya da gelebilecek bir felaketten bahsediliyor. Ateşin üzerine bir kül atılıyor. Yani varlıklarına gelmesin. O kötü şeyler onlara ulaşmasın diye. Yani burada aslında yine ateşi bir aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. Ya da bazen konuşma sırasında ateşten ses gelebiliyor. Siz de biliyorsunuzdur. Islık çalıyor gibi bir ses geliyor. Ya da farklı türde bir ses. O zaman birisinin kendileri hakkında dedikodu yaptığına hükmediyorlar. Çeşitli isimler söyleniyor. Eğer ateşteki o ses kesilirse, o zaman olası kişinin ne olabileceğine dair bir takım görüşler ileri sürebiliyor. Aynı kurşun patlatmadaki o hani
bir erkeğe benziyor, bir kadına benziyor, şu olabilir falan gibi bir takım yorumlarımızın benzeri değerlendirmeleri görebiliyoruz. Burada biraz da çuvallardan bahsedebilmek mümkün. Bu alaçuval mevzusu ve üzerindeki motifler, tabii yörükler açısından, yani göçebe yaşama baktığımız zaman şey diye düşünebilirsiniz. Yani bu insanlar sonuçta bir yerden bir yere göç ediyorlar ve temel mantıkları aslında sürülerine doğru bir şekilde bakmak, onların ihtiyaçlarını gidermek. Zaten çadırda bir çuvaldan ibaret, kara bir şey. İçindeki düzenin çok da önemli olması gerekmiyor diye bakıyor olabiliriz. Ama diğer taraftan, yani her çadır kendi içinde böyle bir seyirlik müze gibi. Çuvalların üzerindeki motifler şu anda çok fazla yok ama serilen kilimler, arkaya takılan heybeler, birçok detay, giysiler, yastıklar, hepsi el emeği, göz nuru ve hepsinin kendi içinde de sembolik anlamları var. Burada göstereceğimiz, yani göz diyebiliriz, pıtrak diyebiliriz, göbek diyebiliriz, su yolu diyebiliriz, farklı farklı S işareti diyebiliriz, koçbaşı diyebiliriz. Bir takım sembollerin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Ve bu alaçuvalların aslında eğer yani yapabiliyorsanız idealinde çeyizde gelinin getirdiği bir şey olarak, malzeme olarak yer alıyor olması gerekiyor. Bir sonraki slaytta da aslında birkaç tane motif örneği göstermek istemiştim. Burada da şunu görüyorsunuz. Develerin demin üzerlerine serilen deve tüylü şey örtüler vardı ya. Normal zamanda da bunlar çadırda çuvalların üzerine örtülüyor. Bir de şeyi bilmek lazım. Yani yörük yaşamı o kadar böyle fonksiyonel ki çadırın içerisinde yer alan hiçbir malzeme bir tek amaç için kullanılmıyor. Yeri değiştiriliyor, başka malzeme başka şey için kullanılıyor ve çok fonksiyonlu, az malzemeli, tam böyle minimalist denilen yaşam biçiminin yansımasını görebiliyorsunuz. Peki neden bu kadar deve tüyünden yapılan bu örtüler bu kadar renkli? Bunun cevabını da açıkçası bana anlatan kişilerden anladığım ve aklıma yatan şekliyle aktarayım. Eskiden cep telefonu yoktu. Demin size anlattığım gibi göçte keçi ayrı gidiyor, deve ayrı gidiyor. Ve aslında hepsi bir sonraki konalganın neresi olduğunu biliyor. Hayvanlar bile biliyorlar ama gene de sürünün evin nerede olduğunu takip etmesi gerekebiliyor. İşte bu kadar renkli örtüler, çan sesleri, uzaktan bile baktığınızda sizin evin göçümü onu anlayabileceğinizi sağlayacak bir dayanak sağlıyor. Aynı şeyi mesela Afrika'daki kabilelerde de görebilirsiniz. Çok toz toprak işte savan bölgesinde olabildiğince renkli kıyafetler, renkli malzemeler kullanılır. Burada da benzer yapıların, formların olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yani hayata renk katmanın ötesinde amaçları da var. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir sonraki slide. Burada da tam olarak notu okuyamadım şu anda ama bakarız herhalde sunum sonrasında. Burada çuvalları görüyorsunuz. Bunların içerisinde yiyecekler konuyor. Ak çuval, yani un çuvalı ise keçi kılından olmuyor. Çünkü keçi kılı unun içine karışabilir ve o da hani sorun yaratabilir diye. Alaçuvallarda da keçi kılı olmuyor. Gördüğünüz gibi o motifleri yapabilmeniz ve boyayabilmeniz için yünden dokuyor olmanız gerekiyor. Koyun yününden. Bir sonraki slide. Bu arada deve tüyü önemli. Belki bu çalta ağacından önce onu söylesem iyi olabilir. Şimdi tülü deveden bahsettik. Tülü deve tabii boz deveye göre çok daha fazla üzerinde deve tüyü barındırıyor. Ve develerin tüyleri çok dönemsel olarak çok kolay bir şekilde üzerlerinden alınabiliyor. Yani kırkım gibi bir kesme işlemi falan yapmanıza gerek yok. Elinizle sıyırarak toplayabiliyorsunuz. Yörük yaşamında da deve tüyleri daha çok yorganlarda kullanılıyor. Çok güzel ısıtıyor ama ısıtmasının da ötesinde daha geç yanıyor. Yani koyun yünü daha kolay yanarken deve tüyünün daha geç yandığı ifade edildi bana. Böylece içeride ateş yandığı için işte yorgan yastık tutuştuğunda falan, pardon yastıkların içerisinde çok olmuyor da yorgan tutuştuğunda çok kolay bir şekilde söndürebiliyorsunuz. Aynı zamanda bel kuşaklarına kullanabiliyorsunuz.
sıcak tuttuğu için tedavi amacıyla kullanılabiliyor. Nazara karşı kullanılabiliyor. Burada da dikkat edilen konu şu. Deve tabii Orta Doğu coğrafyasına ait bir hayvan olarak görüldüğü için çok fazla İslami göndermelerle birlikte kabul edilmiş. O yüzden de kutsallığı biraz böyle İslamiyet'le de eşleştirildiği için diğer hayvanlara göre çok daha farklı bir yeri var yörük yaşamında. O sebeple de deve tüyünün belin altına almak ya da işte yorganın üzerine oturmak gibi şeyler saygı gereği yanlış kabul ediliyor. Belinizin altında bir noktaya getirmemeye dikkat ediyorsunuz. Ve evet, yani develerle ilişkilerde de mesela çocuğu sarabiliyorsunuz ama devenin üzerine binip yani hani turistik yerlerde olduğu gibi yetişkin birinin deveyle seyahat etmesi falan uygun görülmüyor. Bu sebeple deve sütü ya da deve işte idrarı diyeceğim. Yani tedavi amacıyla kullanılan birçok yönü var devenin. Onlar da pek toplanmamış yörüklerde. Diğer taraftan diyelim ki deve yavru doğurdu ama bu yavruyu istemiyor. Yani albino olabilir ya da yaşamayacağını hükmetti ve onu emzirmek istemedi. O zaman yörüklerde devenin kararına saygı duyma gibi bir durum söz konusu. Çünkü demin de verdiğim örnek yani dili söyletmeyen hayvanlar kısmından da çıkarabileceğiniz gibi hayvanların gönül gözlerinin ya da görebilme kapasitelerinin bizden çok daha ileri bir noktada olduğu düşünüldüğü için mesela hayvan birini sevmezse ya da farklı bir tavır sergilerse onda da biraz hayvan lehinde bir yerde durduklarını söylemem lazım. Burada da demin o bahsettiğim havuttaki çalta ağacının gündelik yaşam içerisinde kullanılmış şeklini görüyorsunuz. Çuvallarda bir sonraki slaytta da göreniz gibi hayvanların boyunlarında ya da bir sonraki slaytta da görebileceğimiz gibi işte kullandıkları traktörlerde, süt kaymak makinesinde işte dediğim gibi havutta görebiliyoruz. Bu nazara karşı koruduğu düşünülen bir ot ya da çalı diyeceğim. Ama sadece Türk kültürü içerisinde de değil, çok geniş bir coğrafyada da yani kutsal ve koruyuculukla eşleştirilen bir bitki aslında. Yani çok başka yerlere de götürülebilir bir konu. Bir sonraki slide. Sanıyorum Manar'a geldik. Son söyleyeceğim sözler bunlarda. Şimdi çadır dediğimiz gibi yaz kış çadırda yaşayan bir halk olduğu için korunaklı değil. Ama eskiden insanlar bunun içerisinde hasır dolak diyeceğimiz hasır çubuklarından yapılan setler çekerek ya da işte duvarları çuvallarla örerek zaten o çuvallar aslında biraz ısınmayı da arttırıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor kullanmışlar. Ama şimdi Mersin bölgesinde öğrendikleri bir uygulama var. Tabii bu plastiğin hayatımızdaki arkadaşıyla da doğru orantılı. Manar adı verilen de naylondan ek odalar yapıyorlar. Bu odaların içerisinde yüklükler konuyor. Bir sonraki slaytta görebileceğiniz gibi soba kurulabiliyor. İşte burada gördüğünüz gibi uydu ve güneş panelleriyle birlikte televizyon da konulabiliyor. Ve daha konforlu ya da sıcak bir ortam sunabiliyor. Ama açıkçası yani hani karşılaştırma anlamında soruyorsanız çadırın içerisinde çok daha temiz bir hava ve ne denir? Sirkülasyonla daha oksijeni bol bir ortam olurken burada herhangi bir yerden sızma olmadığı için içeride de soba yandığında falan gerçekten böyle bir gaz odası etkisi yapabilecek bir etki de yaratabiliyor. Ama yine de zaman ve mekan alanın kullanımı anlamında bu şekilde bir uygulama var. Ağırlıktan söz etmedim. Göçlerde insanların çok malzemeleri olduğu için eskiden ağırlık olarak malzemenin bir kısmını işte tanıdıkları bir köylünün evinin bir köşesine koyma, bırakma uygulaması da varmış. Şimdi traktör olduğu için aslında çok daha karışık bir düzende her şey traktörün römorkuna yığılıyor ve bu manarlar sayesinde de bir kısmı orada depolanıyor, bir kısmı çadır alanı içerisinde depolanıyor. Güneş paneli ve uyduyu görünce birçok insan şey diyor yani artık yörükler de değişmiş bizim gibi olmuşlar. Demek ki artık o klasik düzen kayboldu.
Yörüklük kayboldu. Halbuki buna şöyle bir perspektiften bakmak daha doğru olabilir. Yeni imkanları uyarlayarak yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Yani orada güneş panelinin olması bütün gün oturup televizyon izlemelerini sağlamıyor. Zaten yaşam koşulu, hayvanların onlara dikte ettiği sorumluluklar bunu yapabilme imkanı veremez. Ama bu göçten vazgeçtikleri ya da göçebeliği kaybettikleri anlamına da gelemez. Uyarlama olarak yorumlamak ve değerlendirmek daha doğru olabilir. Mesela Anadolu'da çok fazla cep telefonu kullanımı var artık. Sadece Anadolu'da da değil, yani dünyada birçok kıtada göçebelik var ve göçebe toplumlar için hep konuşulan konu bu. Cep telefonu çok önemli bir yere sahip. Çünkü önemli bir misyonu var. Çektiği noktalarda sizin bilgi alışverişini yapabilmenizi sağlayacak bir araç ve ciddi bir iletişim imkanı sağlıyor. Bir sonraki slide var mı bilmiyorum. Ha, tamam, bu yani benim de işte çekme fırsatı buldum. İki tane kervan, göç ya da deve kervanı diyelim. Bu şekliyle ben söyleyeceklerimi noktalamış olayım. Sorularınızla birlikte daha detaylı kısımlara ilerleyebiliriz. İsterseniz sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ettik. Arkadaşlar hemen soru sormak istiyor. Seri çok sormak Tamam. istiyor. Tamam. Tabii ki. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi malumunuz 12 yıllık mecburi eğitim geldi. Bu Evet. göçerleri nasıl etkiledi? 6 yaşında okula başlayan bir çocuk 18 yaşında mezun oluyor. Evet. Yani o eğitim Bunlara kısmı yansıması sıkıcıydı. nasıl olduğunu merak ettim ben. Yani açıkçası eğitim tabii çok ne derler? Sekteye uğratıyor öğrenci. Şöyle bir ikilemde bırakıyor insanları. Diyorlar ki çobanlık demin anlattığım gibi hani doğdukları andan itibaren 7-24 yaşa öğrendikleri bir meslek. Tam en verimli yıllarında eğitime gitmiş oluyor bu insanlar ve klasik anlamda o yetkinlikte çobana dönüşemiyorlar. Ama okuduklarında da ailelerin birçoğu diyor ki bu, yani ileride bir memuriyete de ulaşamayacak çocuklarımız. Yani okuyup nereye gelecekleri de çok net değil. Ve o zaman ikisinden de olmuş oluyor aslında bu çocuklar diyorlar. Ama diğer taraftan hayatın yani göç olgusuyla birlikte şöyle bir engel de karşılarına çıkabiliyor. Çocuklar eğer okumak istiyorlarsa aileleriyle birlikte Nisan ayında başlayan göçe katılamıyorlar. Ya da güz göçü, ondan çok bahsedemedim ama çok daha uzun süreli yapılması gereken bir göç. Çünkü Mersin'e indiklerinde hayvanların otlayacak çok malzemesi yok. Yem yemeye başlayacaklar. O yüzden de yörükler güz göçünde aylarca mümkünse yolda kalıp hayvanlara et bağlama denilen yani yiyebildikleri kadar yiyip kışı iyi çıkarabilecekleri gücü elde etmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Ama okullar Eylül'de, Ekim'de başlayınca ailelerin ya erken dönmesi gerekiyor ya o çocukların ev tutup bir başlarına büyük koyup birkaç aile çocuklarını okula göndermeleri gerekiyor ya da yerleşmiş yakınlarının yanına göndermeleri gerekiyor. Ama bunların hepsi birer sorun ve çocukların okul algısını da etkiliyor tabii. Çünkü okulu ailelerinden ayıran bir kurum gibi görebiliyorlar. Diğer taraftan da kız çocukları burada tabii daha dezavantajlı duruma geliyor. Çünkü yakınları bile olsa başka birinin yanına göndermek erkek çocuklara kıyasla çok fazla tercih ediliyor. Bir de burada yani dini bir takım derneklerin de faaliyetlerini görebilmek mümkün. Yurtları var biliyorsunuz. Yurtlar ücretsiz olabiliyor. Mecburen bu yurtlara çocuklarını göndermek zorunda kalabiliyorlar. Yani demek istediğim o kısım sorunlu bir alan hakikaten. Bilmiyorum sorunu yanıtlayabildim mi ama. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar başka sorunuz var mı?
Hocam, öğrenciler soruları düşünürken siz bize biraz daha detaylı saha araştırmalar hakkında anlatabilir misiniz? Tabii, İlham vermek için. anlatayım. Bir yıl kalmışsınız herhalde, değil mi? Evet, yani Bir de toplamda daha devam et. 42. Asya hocam, sesiniz gitti bende. Ama ben o kısmı anlatayım, yani nasıl karar verdim, niye sarı keçileri araştırdım kısmına. Ben İstanbul Üniversitesi antropoloji mezunuyum söylemiştim. Tarihte de yüksek lisans yaparken bana dediler ki hem tarihi hem antropolojiyi birleştirecek bir konu bulabilirsin. Genel Türk tarihinde yaptığım için. Sonra o konu arayışı sırasında yörükler makul bir konu olabilir gibi geldi. O dönemde ben Isparta'da yerleşik düzene geçmiş olan yörüklerle ilgili bir çalışma yapmıştım. 4-5 farklı noktada. Ve orada yerleşik düzene geçmiş olan yörüklerden göçebe yaşama dair bilgileri almıştım. Yani aslında sözlü tarih diyebilirsiniz. Sonra Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümünde bana yani hani yörüklerle ilgili bir konu yapabileceğim ifade edildi. Yani bu şekilde doktora yapabileceğim ifade edildi. Ve o dönemde de biliyorsunuz sarı keçilerle alakalı belgeseller yayınlanıyordu. O belgesellerden birinde hala aktif olarak göç ettiklerini öğrenince ben de bir şekilde irtibat kurarak yani dinlediklerimi bir de yaşam kısmıyla görmek isteyerek doktora yapmaya karar verdim. Tabii doktora yapmaya karar vermek ve bir yörük grubuyla çalışmaya karar vermek güzel ama irtibat kurmak, temas kurmak o kadar kolay değildi o zamanlar. Yani 2008-2009 yıllarından bahsediyorum. Ne yaptım? İnternetten bir arama yaptım. Isparta'da araştırma yaparken Yörük Dernek başkanlarıyla temaslarım olmuştu. Onların bana çok yararları olmuştu. Onlara sorarak birilerine ulaşmaya gayret ettim. O dönemde sarı keçilerin iki tane, biri daha az aktif, biri daha aktif derneği vardı. Dernek başkanını da belki medyadan da biliyorsunuzdur. Pervin çok savran. Onunla irtibat kurdum. Yani yapmak istediğim şeyleri söyledim. İzin almak adına da yine hepinizin bildiği gibi işte valiliklerden jandarmalara gidiyor o bilgilendirmeler. Bölgede araştırma yapmak istediğime dair üniversiteden izin belgesi çıkarttım. Birkaç il olduğu için bir de Mersin, Konya, Karaman olduğu için hepsine ayrı ayrı bu gönderimleri yaptık. Hatta sonra jandarmadan beni arayıp işte dağlarda yapacağım araştırma yani belli bölgelerde yapacağım araştırmalara dair bilgilendirmeler ve sorular da oldu ve açıkçası bu izinlerden de çok istifade ettim. Çünkü yörük çadırları yani isteseniz de her çadıra ulaşamıyorsunuz ki benim zaten kişisel olarak kullandığım bir araç da olmadığı için ve gidilecek yerler de off-road diye ifade edebileceğimiz bazı yerler gerçekten kolay ve sıradan arabalarla gidilebilecek noktada olmadığı için jandarmadan da bu noktada çok istifade ettim gerçekten. Ve bir şekilde Pervin Hanım'la buluştum. Onun Konya'da da bir işte evi vardı yani yaşadığı bir alan vardı. Ve ben açıkçası çok neyle karşılaşacağımı da bilmeyerek ilk Konya'ya gidişimi görmeniz lazım. Yani resim göstermem lazım. Bu şeyin Levent Kırca'nın Cevat Kelle tiplemesi diye ifade ettiğimiz tipleme gibiydi. Her yerinden bir şey sallanıyor. İşte mat bir yerde, sırt çantam bir yerde. O da lazım olur, bu da lazım olur diye her şeyi almışım. Yani olayın ruhuna tamamen ters bir figür olarak yola çıkmıştım. Sonra baktı zaten gördü beni. Durum pek iç açıcı değil. Bir yere biz eşyaların birçoğunu koyduk. Ve şöyle bir planlama yaptık. Ben her hafta bir çadıra gidip hafta sonları da Konya'ya dönerek topladığım malzemeyi işte bilgisayara aktarma, işte kıyafetlerimi yıkama ve kişisel bakım gibi bir takım şeyleri Konya'da giderip çadırları ziyaret edecektim. Bu yöntem bana da çok daha uyarlanabilir geldi. Hatta ilk hafta gittiğim çadırda yine de görece çok fazla malzeme almışım yanıma. Dönerken 1 saat ya da 1,5 saat yola çıkmak için yürümemiz gerekti ve ben bütün eşyayı taşıdığımda
Yani yaptığım şeyin ne büyük bir çılgınlık olduğunu kendim deneyimleyerek görmüş oldum. Yörük yaşamında çok fazla yük sevilmiyor. Bakarsanız fotoğraflarda da görmüşsünüzdür. Birçoğunun elinde sadece bir sopa var. Kıyafetleri öyle çok kalın, işte montlar vesaireler şeklinde değil. Çünkü mal ya da neyse her şey yük demek. Ve yükünüz varsa bu sizi yavaşlatan bir şey. Ama biz tabii her şeye bağımlı yaşamaya alışmış olduğumuz için aslında bu araştırma birçok şeyi de sorgulattı. Yani evde sahip olduğunuz eşyayı neye ne kadar gerçekten ihtiyacım olduğunu da sorgulattı. Ama tabii yerleşik düzene dönmeniz çok da vakit almıyor bir şekilde. Kendinizi yine eski yaşamınıza adapte ediyorsunuz. Ben böyle çadırlara gidip gelirken, bu arada ben ilk başta göçle başlamak istemiştim. İyi ki öyle bir çılgınlık yapmamışım, yani şartlar uymamış ve yapamamışım. Yayla ile başlayınca böyle tek tek çadırlara gidip önce yayla sürecini deneyimleyince hem bir bağ oluşulması imkanı doğdu. Hem herkesin yerleşik bir en azından alanı olduğu için daha fazla konuşabilecek vakitleri oldu ve ben bütün o aktif süreci işte keçi sağımını, peynir yapımını ve beyaza dair birçok detayı o dönemde deneyimleyebilme imkanına eriştim. Sonra İstanbul'a döndüm 4 aylık bir araştırmadan sonra. İkinci gidişim göç için oldu. Ama ikinci gidişte şöyle bir gerçekle yüzleşmiş oldum. Ben çok iyi ilişkiler tesis ettiğime, işte herkesin beni ve amacımı çok iyi anladığını düşünerek dönmüştüm. İkinci araştırmaya gittiğimde şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Benim arkamdan çok fazla hani devlet görevlisi olduğum, yani zaten biliyorsunuz standart olarak antropoloji çalışmalarında da karşılaşacaksınız. Yani ajan olduğunuz, birileri adına araştırma yapıyor olduğunuz, aslında gizli bir görevinizin ve gündeminizin olduğu fikri her daim ortaya çıkacaktır. Ama benim için şey olan, hani ben çok iyi kendimi ifade edebildiğimi ve anlaşılabildiğimi düşünmüşken böyle bir algının gerçekliğiyle karşılaşınca biraz böyle bir hayal kırıklığına uğradım. Sonrasında da işte bu 48 gün olarak ifade ettiğim göçü birlikte deneyimledim yörüklerle. O güne kadar benim de temelde sormak istediğim soru şuydu. Yani bu göçün 21. yüzyılda hala devam ediyor olmasının altında sadece ekonomik faktörler mi var yoksa ekonominin ötesinde bir anlamı da var mı yörükler için? Gerçekten devlet onları isyan ettirmek için zorluyor ve yörükler de isyan olmak istemiyor mu? Yoksa onlar da isyan olmak istiyorlar ama süreç nasıl ilerleyecek bunu mu bilmiyorlar? Bir takım belli başlı hedef sorularım vardı. Ve açıkçası 2009 yılında da benim araştırmaya başladığım sürede bir iskan çalışma faaliyeti vardı. Yani devlet yörükleri iskan ettirmek istiyor ve jandarma kanalıyla ailelerden de dilekçeler toplanıyor. Şimdi ben bu ilk 4 ay insanlara yerleşmek istiyor musunuz, hayatınızdan memnun musunuz, işte göç nasıl bir şey diye sorduğum zaman herkes bana tek bir ağızdan tabii ki yerleşmeliyiz. Zaten dedelerimiz işte bunu akıl edememişler. Biz de dağ başında kaldık. Herkes yer tuttu, yurt tuttu. Bizim yerimiz yok, yurdumuz yok, yapacak bir şeyimiz yok. Çok zor durumdayız ha. Yönelik birçok yorum dinledim. Yani şunu söylemek istiyorum. İlk 4 aylık bir araştırma sonucunda ben tezimi yazıyor olsaydım, benim üslubum yörüklerin tamamen yerleşmek istedikleri, devletin de onlara bunun için imkan sağlamaya çalıştığı gibi bir yapıda olurdu. Ama göçü bitirip yani göç deneyimini onlarla birlikte yaşadıktan sonra üslup, konuşma biçimi, tavır, her şey 180 derece değişti. Ve yani yılın sonunda işte bu bir yıllık araştırmanın 2 yıla yayılmış ama toplamda bir yılı bulan araştırmanın sonucunda şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani devlet sonuçta iskan ettirmek istiyorsa kimse o imkanı tabii ki kaçırmak istemiyor. Ama şey değil, yerleşmek de istemiyorlar. Kaldı ki araştırmamın üzerinden çok uzun zaman geçti. Birçok gazetede, birçok magazinde son göç, son yörükler olarak ifade edildiler ama hala göç etmeye devam ediliyor. Son yörüklük, son göçlük ya da iskanlık bir durumda gerçekleşmedi. O yüzden
Ben de tezimin sonunda elde ettiğim gerçekle şöyle bir sonuca vardım. Yani tabii ki ekonomi bu işin temel itici gücü. Ama göç sadece hayvanlar için yapılmıyor. Aslında insanlar kendilerini göçmen kuşlar olarak ifade ederken önce turnalar, ibibikler, duguklar, sonra işte sarı keçiller gibi cümleler kurarken kendilerini de o bedenleşmiş pratiklerini de ifade etmek istiyorlar. Yani bu bir hayat felsefesine ve bir yaşam biçimine dönüşüyor. İçinde hayvan da olan, içinde doğa da olan ve hareket ettikçe anlam bulan bir dünyadan bahsediyoruz. O yüzden de yerleşme isteğinin sadece lafta söylenen ve o imkanları kaçırmak istemeyen bir yapı olduğunu ama bundan çok daha fazlası ve arka planı olduğunu göçü deneyimlediğim için alabilme şansım oldu. Ve ondan sonra da zaten başta ben çekimci ayçi olarak kabul ediliyordum. Sen niye geldin? İşte çekimcisin. Neden? Çünkü sarı keçiler biliyorsunuz sosyal medyada da görüyorsunuzdur. Çok fazla belgesele konu olmuş bir halk. Birçok işte televizyon kanalı kısa ya da uzun metrajlı görseller paylaşabiliyor onlara dair. Ve o yüzden de benim en anlamlı olacağım yer fotoğraf makinem var, kameram var. Demek ki çekimci kız. Yani yoksa İstanbul'dan araştırmacı olarak dağ başına niye gelsin gibi bir yaklaşım vardı. Ama ben işte çadırları ziyaret ettikçe ki 120 çadırın 65'inde kaldım. Yarısına yani gittim. Bu perspektifte bakınca şey demeye başladılar. Yani demek ki adı Ayşe. Bunda da herhalde bir yörük kökeni var ve anlamlandırmaya çalışıyor yörük yaşamının nasıl olduğunu. Bunun içinde bizimle birlikte göçtü, emek harcadı, çaba harcadı. O zaman çekimci Ayşe'den birden bizim Ayşe'ye dönüşen bir süreç oluyor. Ama birden dediğim tabii dediğim gibi 2 yıla yayılmış bir yıl. Kolay bir süreç olduğunu söyleyemem. Diğer taraftan çadırlara da gidince yörüklerin bu arada çok misafirperver olduklarını, eli açık olduklarını ve misafir gerçekten sevdiklerini söylemem lazım. Bunu böyle bir romantize etmek ya da övmek anlamında söylemiyorum. Karşılaştığım şeyi anlatmak açısından söylüyorum. Çünkü inanış gereği gelen kişi birini yer, 9 şeyi bırakır bereketi. O yüzden de hani birini ağırlamak aslında hane halkına zenginlik kazandırır. Ama bu şu da düşünülmesin. Yani siz araştırmaya geliyorsunuz, sizin çadırınızda kalabilir miyim diyorsunuz. Herkes önünüze sıralanmış. Aa lütfen bizde kal, bizde kal demiyor. Hatta mümkünse kalmamanız için de bir istek ve niyeti görüyorsunuz. Ama kendinizi düşünün. Biz de kimseye, özellikle de tanımadığınız birine buyur gel bizde kal açıklığında yaklaşmıyoruz. Ancak ne zaman ki çadırın içerisine adım atıyorsunuz, o çadırda kalmaya başlıyorsunuz, başka bir sorumluluk alanı oluyor o yörükler için. Yani saçınızın teline zarar gelmiyor olmaması gerekiyor. Aç kalmamanız gerekiyor, susuz kalmamanız gerekiyor. En iyi şekilde bakıldığınızdan emin olunması gerekiyor. Bu hem grubun kendi içindeki dinamiğiyle ilgili, yani işte şuna bir misafir gelmiş bakmayı becerememiş lafını duymamak, hem de dediğim gibi bu bir takım inanışlarla ilgili göndermeler de var. Hem de insanlık. Yani çünkü yolda olan kişi insanın yolda olma halini de biliyor. Ve göçer yaşamda belki bilmiyorum ne kadarını aktarabildim size burada ama kelimelerle çok fazla ifade edilebilir bir hayat biçimi değil gerçekten. Yani ben ilk gittiğimde niye göç ediyorsunuz, bu hayat sizin için ne anlam ifade ediyor dediğimde böyle çok güzel cümleler duyup işte o cümlelerle yaldızladığım bir tez yazmak gibi hayaller kuruyordum. Ve söyledikleri bana çok yalın, basit, bazen sığ gelebiliyordu. Ama geçirdiğim onca zamandan sonra şeyi fark ettim. Yani bana da sorulsa benim de kullanacağım fiillerde, anlatma biçimi de bu olur. Ama İlk dinlediğim gibi bir bakış açısıyla görmüyorum. Yani o zaman içini doldurarak baktığınızda kelimeler o kadar da sığ, yalın ya da basit gelmiyor.
O yüzden de bazı konular, bazı araştırma konuları biraz daha yoğun emek gerektiriyor ve duyularla hissedildiğinde anlamlı bir yere oturabiliyor. Yani sadece gidip mülakat yapıp vakit geçirip sorduğunuz soruya yanıt almakla anlayabileceğiniz bir durumda olmuyor. O yüzden de göçebelik çalışmalarının çok yoğun yapılamadığını düşünüyorum. Çünkü hem emek işi hem de aslında fiziksel açıdan da ne denir ona, kendinizi hazırlamanız gereken bir iş. Yani hem o göçe adapte olabilme, hem yük olmama insanlara, kendi başınıza bir şeyleri becerebilme, yapabilme, yapamıyorsanız da dediğim gibi ekstra engel oluşturmamaya çalışma gibi şeyler de var. Hayvanlarla kimi zaman sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Çok saldırgan köpekler var. Yabancı olduğunuzu hissettiklerinde onlardan kendinizi sakınmanız gerekebiliyor. Alanlarını korumaya çalışan hayvanlar var. Onlara karşı dikkatli olmanız gerekebiliyor. Yani işte tuvalet ya da banyo ihtiyacı doğanın içerisinde olduğu için alışkanlıklarınızın değiştirmeniz gerekebiliyor en azından bir süre için. Ama onların dışında açıkçası eşsiz bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü göçe katılmak bile aslında çok da izin verilen ya da imkan sağlanan bir durum değil. Her yabancı o göçteki sürüdeki hayvan için bir engel. Yani develer çok heybetli ve büyük hayvanlar ama aynı zamanda da çok ürkek hayvanlar. Ve yabancı gördüklerinde üzerlerindeki yükü atabiliyorlar, düzen bozulabiliyor. Birçok şeyi dikkatli bir gözle görmek, değerlendirmek gerekiyor. O yüzden bu imkanı bana yaşama imkanı sundukları için özellikle yörüklere çok sonsuz teşekkürüm var zaten. Yani çünkü sonuçta alıyorlar sizi hiçbir karşılık beklemeden ağırlıyorlar. Herhangi biliyorsunuz Türkiye'de yapılan çalışmaları genelde maddi bir destek bulamadığımız için kendimiz de kendi kendimizi fonlayarak yapıyoruz. Yani bu da gittiğimiz insanlara da aslında ekonomik olarak bir hayrımız değil, daha çok külfetimiz olduğu anlamına geliyor. Ama ona rağmen hem bilgiyi paylaşmak, hem yiyeceklerini paylaşmak, hem vakitlerini paylaşmaları anlamında yani çok dediğim gibi eşsiz bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Zaten ben o anlamda antropoloji bölümünü de çok seviyorum ve hayatımda özel bir yeri var. Yani bu başkalarının rolüne bürünmek değil bizim yaptığımız şey. Belki Hollywood film aktristi ya da aktörlerin yaptığı şeyi başka birisinin kimliğine bürünerek onu deneyimlemek gibi görebiliriz. Ama bizde de hiç deneyimleyemeyeceğimiz bir yaşamın belli bir bölümüne tanıklık ederek yani işte katılımı gözlem gerçekleştirerek aktif olarak o sürecin içerisinde kalarak çok farklı deneyimler elde edebiliyoruz. Sınırlarımızı öğrenebiliyoruz. Zaten bu bir iç yolculuk diye bakacak olursanız aslında her araştırma bir yolculuk. Yani bunun nerede yapıldığını çok da bir önemi de yok bence. Kentte olabilir, kırda olabilir, uzak yerler olabilir, mahalleniz, hatta sınıfınız olabilir yaptığınız araştırma. Ne olursa olsun kendinize dair bir şeyler öğreniyorsunuz. Ve zaten antropolojinin temel gücünün de bu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da bireyler arasındaki etkileşim tabii. Çünkü hep tartışılan bir şey bu. Biz kimden öğreniyoruz, neyi öğreniyoruz? Aslında biz sahaya çıkıyoruz, gözlem yapıyoruz diyoruz. Mülakatlarda da başka insanların hayattaki gözlemlerini derleyip topluyoruz. Sonra onu belli bir mantıklı soru etrafında anlamlı bir bütüne dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama bunların hepsi bizim işte bu öğrenme sürecimizi tetikliyor. Biz insanları etki ediyoruz, onlar bizi etki ediyor. Ve yani bu açılım sayesinde de insana dair, yaşama dair birçok farkındalığı ortaya koyabiliyoruz ya da anlayabiliyoruz ya da anlamlı hale getirebiliyoruz kendimiz için. Demek istediğim şu, grubun içerisinde tabii ben ilk gittiğim haftalarda key informant dediğimiz hani anahtar kişimizin herkes tarafından sevildiğini varsayarak konuşuyordum. Sonra baktım grubun içerisinde ikilikler var. Yani sevenler de var, sevmeyenler de var. O zaman bir B planı gerçekleştirip sadece kendi kimliğinizi ve amacınızı ortaya koyarak
grupla iletişime başlıyorsunuz. İlk başta bunu yapamazdım çünkü elimde telefon numaraları ve gideceğim yerlere dair bilgi yoktu. Ama sonra bu hassasiyeti fark edince görüştüğüm kontaklardan elde ettiğim kontaklarla giderek bir yöntem takip etmeye çalıştım. Kendi durduğum konumu vurgulamaya gayret ettim. Burada da tabii en önemlisi kimseye farklı cevap vermiyorsunuz. Mümkünse herkese aynı cevabı veriyorsunuz. Aynı açıklıkta amacınızı açıklıyor olmanız gerekiyor. Yani birine öyle birine böyle bir tavır takınmıyor olmanız gerekiyor. Çünkü arkanızda çok güçlü bir ağ var. Yani yaptığınız bir hareket başkasına farklı şekilde aktarılabiliyor. Bu da sizin hem kendi çalışmanız için aksaklık yaratabilir, hem de sizden sonra o bölgeye gelecek araştırmacılar için engel teşkil edebilir. Bütün bu hassasiyet dengesini takip ederek kararlı olarak ve net durarak diye ifade edeyim, yol almaya gayret ettim. Ama tabii antropoloji hep denir ya, çamurlu botu olmasını gerektirir insanın. Yani sahada olma gerektiriyor. Çünkü bu bir birikim işi. Nerede nasıl davranmanız gerektiği ya da karşılaştığınız bir durumda nasıl bir önlem almanız gerektiği içgüdüsel olarak yaptığınız bir şey. Yani bildiğiniz kültürel kodlarınıza göre yaptığınız hareketler. Ama diğer taraftan da deneyimlerle ya da okuduğunuz başka etnografilerden aldığınız birikimle edindiğiniz o arka planla da oluşturduğunuz bir güç ve her seferinde üzerine bir taş koyarak ilerlemenizi sağlıyor. Öğreniyorsunuz ama her zaman öğrenecek çok şey var. Yani öğrenci olmaya aday olarak devam edilecek bir yol. Ben de herhalde o kısmını daha çok seviyorum diyebilirim. Bilmiyorum, çok daldan dal oldu ama. Yok hocam, çok teşekkürler. Yani zaten biz çoğu zaman bilmiyorum arşivlerde, kütüphanelerde çalışıyoruz. Sizin yaptığınız iş gerçekten kahramanlık, adventure gibi. Yani çok güzel şeyler yapmışsınız. Ve onun bizimle paylaştığınız için gerçekten çok teşekkürler. Umarım öğrenciler de ilham alacak. Çünkü gerçekten antropoloji dediğiniz gibi çamurlu botta, yani bence folklorcu da aynı olması gerekiyor. Şimdi hocam birkaç tane daha sormak istiyorum. Tabii. Selçuk hala bizimle misiniz? Evet, buradayım. Sesim geliyor mu? Evet hocam, buradayım. Yok yok. Ha, tamam. Sorunuz Selçuk. Hocam benim sorum şu: bu evlilik müessesesi nasıl işliyor sarı keçililerde? Yani bir değindiniz orada keçi hediyesinden falan bahsettiniz ama sanırım daha kapalı, iç evlilik söz konusu. Evet, genelde iç evliliği söz konusu diyebiliriz. Tabii şu da var. Yani mesela göçebelik yapmayı tercih etmeyen genç kızlarımız da olabiliyor. Göç rotası üzerinde bazı köylerden erkeklerle evlenerek yerleşik düzene geçmeyi tercih edebiliyorlar. Bu da aslında Yörük Obası için de bir kolaylık sağlayabiliyor. Hani akrabalık üzerinden bir ilişki kurulmasını da sağlayabiliyor. Ama genelde grup içi ve hatta yani yakın akraba sayılabilir. Hani paralel kuzen, çapraz kuzen evlilikleri de var. Grubun içerisinden evlilikler de var. Bu da çobanlık yaptıkları için zaten çok küçük yaşlarda aslında karar verilen bir süreç. Ve çoğu da kaçarak evleniyor. Kaçarak evlenmenin sonucunda da aileler bir müddet küsüyor. Bazen torunlar olunca barışılabiliyor. Hatta bu kız için şöyle bir handikap yaratabiliyor. Kaçtığı kişiyi babası tasvip etmiyorsa, işte bu sürünün içerisinden alması gereken hayvanları vermeyebiliyor ya da geç verebiliyor gibi bir takım hani ekonomik olarak da bir sıkıntıya sebebiyet veren durumlar var. Ama tabii şey de var. Yani gündemden de belki görebiliyorsunuzdur. İşte bir köy delikanlısı yörük kızını zorla kaçırmak da isteyebiliyor. Yani işte otlak sırasında arabayı çekip hani açık alanda olduğunuz için bu noktada da temkinli olunması gereken durumlar yaşanıyor yani son dönemlerde. Peki bu evliliğin özürlü çocuk neticesi doğurması gibi şeyler söz konusu mu hocam? Yani ben açıkçası gittiğim çadırlarda yani hani geç konuşan belki hani zihinsel bir takım
engelleri olduğunu ifade edebileceğimiz birkaç çocukla karşılaştım. Ama genelde yani hakikaten sağlıklı insanlar. Gözleri benden çok daha keskin görüyor, duyma, hatta diş sağlığı konusunda bile hiç ağzında çürüğü olmayan insanlar bile gördüm yani yaşça benden büyük olup. Bu biraz tabii keçi sütünün ve hani çok fazla dışarıdan katkılı malzeme yememenin verdiği bir etki de olabilir. Ama yani şey diyemem, hani havuzlar olduğu için sağlık sorunu yaratıyor diyemem. Ama tersini de diyemem. Yani küçük bir grubun içerisindeler. Yalnız burada şöyle bir durum da var tabii. Bu akrabalık da evliliklerle şekillenmiş bir akrabalık. Ne demek istiyorum? Mesela sarı keçili grubu olarak tanımlıyoruz biz bu grubu ama çadırların bir kısmı Honamlı, bir kısmı başka yörüklerden. Yani aslında parça parça bir araya gelmiş bir topluluk. Kendilerini sarı keçili olarak ifade etmeyi tercih etmiş bir topluluk. Çünkü belki ilk başta sarı keçili daha fazlaydı toplumda ama daha da önemlisi şey tanınırlık, bilinirlik mevzusu. Yani Türklerin de içinde hani pisiyle tanınan, süsüyle tanınan, işte daha kavgacı bilinen, daha mülayim bilinen, daha uzlaşma yanlısı bilinen boylar gibi tanımlamalar var. Bu noktada sarı keçiler iyi bir şeye sahip, ünvana sahip. O yüzden de belki bu at yaşatılarak devam ediyor olabilir bu topluluk. Yani akraba derken dediğim gibi hani çok kökende farklı farklı yerlerden gelen insanlar da olabiliyorlar. Sonradan oluşan akrabalıklarla akraba olmuş oluyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim bilemiyorum ama o da belki bu durumun oluşmamasına etkiliyor olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam bir de Arzu bir şey sormak istiyor. Arzu dinliyoruz Tabii ki. sizi. Merhaba hocam. Hocam, benim şöyle bir merak ettiğim husus var. Ben de alanda bir araştırma yapmak istiyorum ama tanımadığım birinin evinde kalmak, onun yaşamını yaşamak aynı zamanda beni korkutuyor. Evet. Ne önerirsiniz bununla ilgili? Yani Yani tanımadığım bir yerde açıkçası bu çok yaşamak gerçekten hani çok böyle bir korkularım da var. bu zor bir soru. Bir şey tavsiye edebilir miyim bilemiyorum. Ben o konuda biraz herhalde yani cesaretli bir tarafım var galiba. Ya da hiçbir şey olumsuz şeyleri düşünmemeye çalışarak önlem alma gibi bir durumum var. Ama sonrasında tabii grup içinde de bir takım olumsuz şeyler duyuyorsunuz. Her yerde olan aslında küçük grupların içerisinde de olabiliyor. O yüzden birine hani tavsiye edip gözü kara bir şekilde herkes sahaya çıksın demek çok etik gelmiyor bana. Çok da doğru gelmiyor. Ama bu işin kaçarı da yok. Çünkü biz başkalarından bilgi alarak beslenebilen bir bölümüz. Yani bizim işimiz hayatlara tanıklık etmek. Tabii bunu şunu demek istemiyorum. Yani kontrolsüz bir şekilde her ortama girin, her şeye girin demiyorum. Olabildiğince yapabiliyorsanız güvenlik alanınızı oluşturun. Kalamıyorsanız da ilk başta kalmayın. Ama vakit geçirmeye çalışın. O zamanla oluşan bir ilişki çünkü. Yani insanlara güven duyduktan sonra akrabanızın yanında kalmaktan çok farklı bir yere de gitmiyor durum. Bilemedim. Çünkü aynı durum bizim üniversitedeki öğrencilerle de oluyor. Yani herkes bir şekilde gitmek yapmak istiyor. Tabii çadır ve göç biraz daha ekstrem bir çalışma olabilir. Yani ne bileyim ben sabit bir yerde kalmaktan daha farklı olabilir bazı sıkıntılı durumlara da sebebiyet verebilir. Yani çünkü sonuçta hiç tanımadığınız insanlarla gidiyorsunuz. Banyo da yapmanız gerekebiliyor. Başka şeyler de gerekebiliyor. Yani çok olduğunu hakikaten söyleyemem. Ama korkarak yaklaşılırsa ben kötü enerjinin kötü enerjiyi çektiğini düşünüyorum. Öyle bakmamak lazım. Güzel Belki iki düşünelim hocam. kişi. Efendim? Güzel düşünelim. Evet, güzel düşünmek lazım. İnsanlar için iyi düşünmek lazım. Çünkü biraz şey bu iş.
Hakikaten karşılıklı iyi niyet meselesi. Ama şu olmuyor mu? Mesela çok sık duyarsınız işte sen de güzel kızmışsın, bizim de bekar oğlumuz var, işte gözüne kestirdiğin biri varsa evlenebilirsin. Yok işte bu yörenin gelinliği var, bir dene, ay çok yakıştı falan gibi. Çünkü sonuçta tahsilli insanlarla, her ortamdaki insan için söylüyorum, çok sık karşılaşmıyor olabiliyorlar ve bu böyle bir fikir hoşlarına gidebiliyor. Ama bu biraz sizin koyacağınız sınırla da ilgili. Yani bilemiyorum, zor bir soru bu. Yani buna net olarak "Aa canım ne var bunda" diyebileceğim bir soru da değil. Gittiğiniz yere, konuya, kişiye, ortama göre değişebiliyor. Ama tek başınıza yapamıyorsanız belki yanınızda biriyle gidersiniz. O bir yöntem olabilir. Ya da aynı yerde kalabilirsiniz, insanların evinde kalmayabilirsiniz. Kendinize bir alan oluşturabilirsiniz, bir yer kiralayabilirsiniz gibi olabilir. Teşekkürler hocam. Bir şey daha sormak istiyor musunuz? Arzu? Ha, yok hocam, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Tamam. Bir de Ayşe hocam, ben de soracaktım. Yani kadın olduğunuz için zorlandı mı acaba? Bir de şey, ben de şey, yabancıyım. Ben de aslında meraklıydım. Yani böyle bir şey yaparsam nasıl olacağını. Sizce mesela siz yörük olsaydınız sizin için daha mı kolaydı? Bazen bu işte içten ya da dışarıdan farklı oluyor ya araştırmacı. Şimdi bu yani tabii biraz ne denir? Yapıyla da ilgili olabilir. Benim mesela görünüşüm, yani küçüklüğümden beri de böyle biraz kısa saçlı olup işte eşofman falan giyince de erkeğe de benzetildiğim, bunu da avantajlı kullandığım durumlar oldu açıkçası. Hani yani daha ne denir? Alımlı birisi olduğunuzda belki bazı araştırmaları yapmak daha zor olabilir. Dediğim gibi buna çok kefil olamıyorum. Özellikle artık toplum yapımız da değişiyor. Ve bugün duyduğumuz şeyler hepimizi ürkütüyor. Yani ve yeni araştırmacı aday arkadaşlar için de öyle çok gözü kara yapın edin diyemiyorum. Ama benim açımdan yani çok çok büyük sıkıntı olmadı. Yani bütün bu konuşmaları bir şekilde duyuyorsunuz, ediyorsunuz tabii de belki de mizacımla da ilgili olabilir. Yani ya da daha soğuk duruyor gibi algılanıyor olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak sizin kontrolünüzde olan bir nokta da değil bu aslında. Zaman içerisinde karşılıklı kurduğunuz ilişkiye bağlı olarak şekilleniyor. Çok çok büyük bir sıkıntı çekmedim. Öyle söyleyeyim. Anladım. Biraz ben de kendimi daha erkeksi göstermiş olabilirim tabii. Ondan çok emin değilim. Peki bu yani yörük olmak bu durumda, yani sizce sistem içeride eğer araştırma yapsaydınız daha mı kolay, yani bazen kendi Grubun için içinden daha mı olmak, aç? dışından olmak. Şimdi Evet. o da tartışmalı bir konu. Çünkü ben mesela araştırma yaparken yerleşik olan bazı yörükler gelip çadırlarda işte sohbet etmeye geliyorlardı ve yani çok da anlamlı buluyorlardı benim dışarıdan birisi olarak böyle bir araştırma yapıyor olmamı. Bana şey dediler, yani grubun içinden biri çok daha iyi anlar. Çünkü siz hani doğru mu değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir perspektifiniz var? Anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Bundan emin olamazsınız. Ama içeriden biri olsa o çok daha iyi anlatır. Tabii bunun avantajı var, dezavantajları da var. Hani hep antropoloji içinde de tartıştığımız bir şey ya, çok grubun içindenseniz körleşiyorsunuz. Yani yapılan birçok davranış size zaten doğal görünüyor ve göz ardı edebiliyorsunuz. Bu biraz sakıncalı görülen bir şey. O yüzden dışarıdan olmanın avantajı var. Ama diğer taraftan evet, dedikleri de doğru. Bazen içeriden olmak hem size anlatılan şeylerin derinliğini değiştirebilir, hem de görme gücünüzü artırabilir. Siz de o kısmı kaybediyor olabilirsiniz. O yüzden bence eksikleri artıları gibi bakıp yola devam etmek lazım. İçeriden anlatan içeriden anlatsın. Dışarıdan anlatan da konuyu dışarıdan anlatsın. Ve ikisi birleşerek farklı bir perspektif katsın. Çünkü şeye kefil olamazsınız. Yani dışarıdan bakan birisi olarak içerideki kadar iyi gördüğünüze iddia edemezsiniz. Yani bence böyle bir kefillik durumu olamaz. Ama diğer taraftan
İçerideki insanın görmediği bazı noktaları fark etmiş olabilirsiniz. İkisi de güçlü yanları olan çalışmalar. Ama tabii bazı konular var. Mesela tahtacık konusunu araştırmak istiyorsanız ve tahtacı değilseniz, isteseniz de yapamıyorsunuz gibi konular var. Ya da etnik grup araştırıyor olabilirsiniz. Ya da dilini biliyor olmanız gerekir grubun, bilmiyorsunuzdur. Kodlarını biliyor olmanız gerekir, bilmiyorsunuzdur. O zaman içeriden olmak tabii ki çok daha olası. Ama yörük konusu bence çok da içeriden olmayı gerektirmiyor. Araştırma. Anladım. Tabii ki hocam, yani teorisinde onu biliyoruz da siz onu kendinizi yaşadığınız için sordum. Yani yani çok da belki uzak da olmayabilirim yörük kültüründen. Yani ben de Ispartalıyım neticede. Ama tabii hiç çadırda kalmamıştım. Keçiyle uyumamıştım. Yani deve, yani turistik develer dışında deve görmemiştim. Bu kadar haşır neşir olmamıştım. Kolay diyemem hakikaten. Çünkü her şey çok farklı geliyor, tuhaf geliyor. Hatta ilk gece, şimdi beni işte Pervin Hanım'la birlikte bir çadıra gittik. Biz o çadıra gitmemiz de bayağı zahmetli oldu. Bir yere kadar işte bir köy arabasıyla, oradan biri şahsi bir taşıtla, sonra bir köylünün traktörüyle falan gibi. Zahmetli bir yolculuktan sonra çadıra yaklaşıyorsunuz, birden köpekler saldırıyor. Yani havlıyorlar ve çok yoğun bir şey var. Onlar uzaklaştırılarak bir şekilde çadıra getiriliyorsunuz falan. Sonra sen burada kalacaksın oluyor. Tabii yani ürkütücü olmadığını söyleyemem. Ama bir şekilde hani yapabilirim, işte ben şunu da yaptım, bunu da yaptım falan diyerek kendinizi bir şekilde ikna ediyorsunuz. Neyse akşam herkes işte yatıyor. Yan yana sıralanarak yatıyorsunuz. İşte keçeler seriliyor yere. Bir türlü uyuyamıyorum çünkü çok fazla farklı ses var dışarıdan gelen. Zaten hani tanıdık bir ortam değil. Neyse bir şekilde sızdım yani yorgunluktan. Sonra birden hattan kopmadı. Duyuluyor mu hocam? Evet, bir süreç sesiniz gitti. Gitti. Tamam. Yani nereden itibaren gitti bilmiyorum. Yani uyurken uyuyamadım işte. Birden tüylü bir cisme çarptı elim. Kaldırdım başımı, bir baktım kocaman bir oğlak. Yani küçük değil. Biraz irice bir oğlak. İtiyorum gitmiyor. İşte çuvalla benim yaptığım yer arasına sıkışmış. Bana dik dik bakıyor. başkalarını uyandırmaya çalışıyorum. Kimse uyanmıyor. Sonunda hayvan böyle benim üzerimden beni ezerek geçip yorganın ucuna yattı. Ben de dedim tamam sen orada kal. Ben de şey yapayım. Uyuyayım. Sabah kalkınca dedim ki akşam çadıra bir oğlak geldi. Onlar da şey dediler. Aa, sana söylemeyi unuttuk. O ektidir. Ekti şuymuş. Yani böyle işte orada olmanın verdiği avantajlardan söz etmek için anlatıyorum bunu da. Böyle böyle topluyorsunuz malzemeyi. Yani oradasınız, tanıklık ediyorsunuz. O ana kadar size anlatılması düşünülmeyen olay birden işte bilginizin dahili içerisine girmiş oluyor. Dediler ki annesi ölmüş oğlaklar çadırdaki insanlardan birisi tarafından sahipleniliyor. Yani çadırdaki insan onun annesi oluyor. Akşam oğlaklar anneleriyle dışarıda keçilerle yatıyor. O da geliyor çadırdaki annesiyle yatmak istiyor. Çadırda da bir yeri varmış ve ben orada uyuduğum için aramızda böyle bir gerginlik durumu yaşandı. Yani orası senin değil benim yerim demek istemiş hayvan bana. Ve bu olay üzerinden hani ektilik müessesesi olduğunu, hatta o kelimenin etimolojisine bakınca Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünden beri, yani 11. yüzyıldan beri bu tabirin kullanıldığını ve bu anlamda kullanıldığını öğrenmiş oluyorsunuz. O zaman böyle daha da derine giden, zenginliğini daha da gördüğünüz bir hayatla yüzleşiyorsunuz. Ya da mesela ertesi gün bir yılan geldi ağla. O yılandan işte maalesef öldürerek tabii ki kurtuldular. Çünkü hayvanlara da zarar verebilir.
Ama ben orada böyle bir şehirli ve konudan uzak biri olarak şey ahkamı kesiyordum. Yani aslında bunlar çuvallara konup başka yerlere atılarak uzaklaştırılabiliyorlar falan gibi. Ama sen baş et deselerdi bana, ne yapabilirdim? Hiçbir fikrim yok. Yani şeyle çok yüzleştim. Kendi başıma bu işi yürütebilir miydim kısmıyla. Ve hiç kendime o konuda güvenmiyorum gerçekten. Yani ben yörük çadırlarında yaşamasaydım, yörüklerin yaptıkları yöntemleri takip etmeseydim, onların yediklerini yemeseydim, kendi başıma onlara paralel olarak yürütebilir miydim bu araştırmayı? Pek sanmıyorum. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ahmetcan da bir şey sormak istiyor. Ahmetcan, dinliyoruz sizi. Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle çok güzel bir sunum. Çok teşekkür ederim. Çok Ben sağ olasın. biraz dini inanç ve pratikleriyle alakalı biraz konuşabilir misin? Bunu merak ediyorum. Tabii. Yani tam olarak öğrenmek istediğim bir şey var mı? Şöyle hani İslam'la eski inancı bir sentez halinde mi yaşıyorlar yoksa tamamen bizim anladığımız türden bir İslam inancı mı yaşıyorlar? Onu merak ediyorum aslında. Şimdi şöyle, yani sorarsan, evet, bizim yaşadığımız İslam anlayışını takip ediyorlar. Mesela işte Sarı Keçili'nin çadırı da 5, İslam'ın şartı da 5 gibi falan göndermeler duyulabiliyor. Dediğim gibi çocuklarını yurtlara yerleştirdiklerinde bazen o yurtlar dini eğitim veren vakıfların yurtları olabiliyor. Ya da işte Mersin bölgesindeki köylülerle irtibat kurduklarında benim o dönemdeki şey yaptığımda bazı televizyon kanalları vardı daha dini ağırlıklı yayın yapan. Evlerine gidiyorlar. Köylülerle birlikte o yayınları izliyorlar. Yani etraftan aldıkları feedback hep günümüz İslam'ı ile ilgili. Ama diğer taraftan bakınca yaşam pratiği böyle bir geleneğin devamı gibi olduğu için İçinde çok fazla eski inanışa gidecek göndermeler ve inanışlar var. O yüzden de klasik anlamda böyle bağnaz ya da tutucu muhafazakar neyse tam kelimeyi şey yapamadım. O anlamda bir İslam mı dersen öyle bir İslam değil. Ama tamamen eski Türk inancıyla şekillenen bir yapımı o da tam değil. Ama buna senkretizm denmeli mi denmemeli mi ondan da çok emin değilim. Sadece şunu söyleyebilirim. Mesela saygı, ırvasa diyoruz ya biz batıl itikat diyoruz. Normalde bazı Anadolu köylerine gidersiniz ve şey derler. Bunların İslam'da yeri yokmuş. İslam'a da uygun değilmiş. Bunların hepsi aslında safsataymış. Biz bunlara inanmıyoruz derler. Ama Sarı Keçililerde öyle bir cümle hiç duymadım. Ve genel olarak bu saygılar takip ediliyor. Şunu söylüyorlar ama mesela biz saymasaydık saygı olmazdı. Ama bir kere sayınca yapman lazım. Burada da aslında bu cümleyi şöyle okumak lazım. Hani enerji üzerinden okuyabiliriz. Bir şeye kendinizi yoğunlaştırıp demin başımıza söylemek istediğim şey de oydu işte. Kötü düşününce kötüyü çağırıyorsun durumu gibi. Ben bunu yapmazsam başıma bu geliri kendine telkin ettikçe o bir şekilde oluyor. Saymasaydık olmazdan kastettikleri şey de bu. Ama o riski göze alamıyorlar. Çünkü şey açık bir hayat. Yani ne derler? Hayvanınız ölebilir. Ne bileyim ben bir yel vurabilir, sel vurabilir, bir deprem olabilir. Açıktasınız. Yani her şeye açıksınız o anlamda da. O yüzden bir şeylere inanmak ve onu sürdürülebilir kılmak için bir devam etmek gerektiği düşünülüyor. Bunda da eski Türk inançlarının bayağı bir etkisi ve şeyi var, yeri var. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Oruç tutuyorlar mı? Çok fazla tutamıyorlar. Çünkü yani hayvanın peşinden gidip oruç tutmak çok olası değil. Tutanlar var daha yaşlı olan grupta. Birkaç kişi de namaz pratiğini yerine getiriyor. Yani o tip hani gündelik İslami pratiklerde çok yapılamıyor. Gündelik koşullar gereği. Ama işte hak yememek, harama göz koymamak, ne bileyim söz senettir gibi bir takım gündelik pratik içerisinde dine yaptığımız referansları
kullanıyorlar, uyguluyorlar. Bilmiyorum. Cevap oldu mu? Çok teşekkürler hocam. Bir de Nur Banu bir şey sormak istiyor. Nur Banu, dinliyoruz hocam. Merhaba hocam. Şey, ben birkaç kere az önce sistemden düşmüştüm de o yüzden konuşuldum bilmiyorum. Bu bahsettiğiniz yörüklerin sağlık konularında yani bir sıkıntısı olduğunda falan nasıl tedavi ediliyorlar? Şimdi yörükler kışın daha köylere yakın yerlerdeler. Yani sonuçta Mersin'in çünkü dağlık bölgelerine çok fazla yayılamıyorlar. Bir de çocuklar okula gittiği için olabildiğince köylere yakın yerlerdeler. Bu şu demek değil yani bir köy evinin arka bahçesinde de yörük çadırı yok tabii. Ama görece yakınlar. O yüzden bir sağlık sorunu olduğunda oradaki sağlık ocağına ya da hastaneye daha kolay gidebiliyorlar artık. Bir de eskisi gibi develeri değil artık traktörleri ya da işte taşıma imkanları olduğu için yine sağlık merkezlerine ulaşabiliyorlar ama bu çok acil durumlarda. Yani mesela göç sırasındasınız, dağın başındasınız, ne yapabilirsiniz de de o geleneksel yöntemler takip ediliyor. Mesela beni bu Hacı Baba Dağı diye gösterdiğim o dağa yakın bir noktada bacağımı kene ısırdı. Tam da o yıllarda biliyorsunuz işte bu Kırım Kovu falan kene bir hayli olaylıydı. Sonra işte etkisini gösteriyor falan. Çok ikilemde kaldım. Çünkü keneyi elimden aldım. Yani zorla tabii çıkardık. Orada bir iz de kaldı. Gördüler ve dediler ki bu hayvan kenesiymiş ve hemen ateş attılar. Şimdi kenenin ne olduğunu da çok anlayamadım. Ailemi arayıp haber vermeli miyim? Gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Böyle birkaç saatlik gerginlik. Öyle bir anda mesela sadece şeye güvenmek zorundasınız. Yani hayvan kenesi ve hayvan kenesi bir şey yapmıyorsa tamam peki yapmıyordur. Tabii buradaki hayvan kenesinden kastedilen de şey yani zararsız hayvandan gelmiş kene. Yoksa mesela akrebin üzerinde ya da yılanın üzerinde de olmuş olabilir o hayvan. O zaman daha farklı bir etkide de bulunabiliyor. Demek istediğim yani her zaman her koşulda sağlık hizmetini bulma olanağınız yok. Yapabildikçe o geleneksel usulleri takip etmeye çalışıyorlar. Ama eskiden mesela göç sırasında doğum yapılır ve yola devam edilirmiş. Şimdi hastanelere gidip doğum yapabiliyor gençler. Yani çok şeyin farklılaştığını, değiştiğini, dönüştüğünü söyleyebiliriz. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam bir de Remzi'ye bir şey sormak istiyor. Tabii ki. Merhaba hocam. Merhaba. Tam son söylediğiniz üzerine bir soru sormak istiyorum aslında. Doğum veya ölüm gibi olaylarda nasıl davranılıyor? Herhangi bir ritüel veya törenleri var mı? Düğün ve cenaze törenlerinde farklılıklar veya benzerlikler var mı? Hani şahit oldunuz mu? Bir bilginiz var mı? Şimdi ben düğün hakkında çok bilgi almak istedim ve çoğu da eskiye dair düğünler. Kaçarak evlendik deyince onunla ilgili çok bir bilgim olamamıştı. Ama yeni düğünlerde birkaç tanesine katıldım. Çok böyle yani tam olarak hani uzun sürelerdir yapılan bir pratik olmadığı için sağdan soldan gördükleriyle yaptıkları bir şeye dönüşüyor o. Yani bir düğün salonu kiralanıyor. İşte o yörenin ne çalınıyorsa o müzikler çalınıyor. İşte erkekler biraz oynuyor. İşte ondan sonra düğün bitmiş oluyor. Bazen açık alanda yapılıyor, bazen kapalı alanda yapılıyor. Ama öyle çok büyük bir işte yani kınayı da kendi aralarında ufak çaplı yapıyorlar. Çok kapsamlı ritüele varan bir boyutta gerçekleşmiyor. Neden derseniz zaten bu ailelerin çoğu hayvancı olduğu için mesela hayvanını sağıyor, işlerini hallediyor. 1-2 saatlik akşam molasında o da ailedeki her fert gelemez çünkü sürüye bakacak biri de lazım. Birkaç kişi işte gidip 3-5 kuruş para verip katkısını sunup geri dönüyor gibi bir düğün yapısı var. Bir de son yıllarda bu mevlidli düğün durumu var. İşte dua okunuyor, yemek yeniyor, bitiyor gibi. Öyle çok şaşalı Anadolu'daki köylerde hani 3 gün sürer, işte bayrak dikilir
tüfekler sıkılır, oyunlar oynanır gibi bir yapı yok. Ama eski yani yörükler çok daha kalabalık ve büyük kitleler halinde yaşıyorken tabii bu durum daha farklıymış. Yani de bu böyle çok artık ne denir? Küçülmüş, gücünü kaybetmiş bir yapı gibi algılayacak olursak o geleneksel eski düğün dernek uygulamaları yok. Zaten genelde kaçarak da olunca o pratiklerin birçoğu da kaybolmuş durumda. Öyle söyleyebilirim. Ölüm içinse yani Yörük kültüründe şu var. Göçte diyelim ki vefat ettiniz. Genelde çok bekletilmiyor cenaze. Zaten bekletilebilir bir durum olamaz. Hani yani kokmasın diye işte toprakla daha çabuk buluşsun diye. Yere çok bakılmadan hangi yayladaysa, hangi yoldaysa oraya uygun bir yere gömülüyormuş. Eski uygulama bu. O yüzden de birçok göç rotası üzerinde aslında mezar taşları da görürsünüz. Yani bildiğiniz anlamda değil de oradan işte alınmış bir taş görürsünüz. O yüzden de kutsal kabul edilir yolların birçoğu. Çünkü yani atalarının işte ölüleri de o toprağın üstünde aslında. Ama şimdi Yörüklerin Karaman'da bir yerleri olduğu için onlara tahsis edilmiş, yani onlara tahsis edilmiş değilse de kayıtlı oldukları köylerin mezarlıkları da dahil kullanabilecekleri mezarlık alanları var. O yüzden birisi vefat edince o standart uygulama işte hani selası verilip ölü defnediliyor. Sonrasında da işte bir yemek verilebiliyor. Bu yemek de genelde 52'si olabilir. Yani yıl Arkadaşlar siz sesi duyuyor musunuz? Bende mesajı gitti. Hayır hocam, düştü hocamız. Bağlantı sorunları görülüyor hocam. Tamam. Bekleyelim o zaman. Sesim geliyor. Hocam, evet şimdi giriyor. Yemek konusunda bitti. Yemek ölü yemeği mi? Tabii Yok çok yok. yanlış. Yemek konusunda bu ölüm hakkında anlatıyordunuz. Yemek Tamam. konusunda Yani geliyor. şey demeye çalışıyorum. Mesela yılında yemek verilebiliyor. Ya da bir araya gelindiğinde bir yemek ikramı olabiliyor. Ya da hani hemen ölümün sonrasında olabiliyor. Yoksa yedisini yapalım, kırkını yapalım gibi kapsamlı şeyler olamıyor. Çünkü çadırlar birbirlerine yakın yaşamıyor. Yani bir çadırla diğerinin arasında 500 metre, 1 kilometre var. Bazı çadırlar arasında çok daha uzun mesafeler gitmek lazım. Böyle hani birbirimizi ziyaret edelim, gidelim, gelelim gibi bir durum her zaman çok olası değil. Kışlakta birbirlerine yakın olanlar gidip gelebilir. Ya da bir merkezde toplanılarak bir davet şeklinde bir pazar yerinde erkekler arasında yapılabilir gibi durumlar olabilir. Ama onun dışında çok öyle hani duymayı beklediğiniz kadar zengin ritüel yok. Ya da öyle beklediğinizi düşündüm bilmiyorum. Yani bir Anadolu köyündeki kadar detaylı şeyler yok. Tamam hocam, çok teşekkürler. Halide de bir şey sormak istiyor. Tabii ki. Hocam verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz.
yaşadık neredeyse. Ben imrendim bu tecrübenize. Ben hep hayatım boyunca da şey demişimdir, ben şehir değil köy kadını olacakmışım. Hatta Orta Asya'da doğup büyüseydim daha mutlu olurdum derim yani. O açıdan çok çok büyük bir tecrübe olmuş. Merak ettiğim, köylerde akşam eğlenceleri sözlü geleneklerin azaldığıyla ilgili gözlem yapıyorum. Ve bu çadırlarda akşamları masallar, ninniler, İşte sohbetlerde bu eski gelenekler devam ediyor mu hocam? Bunu gözlemleyebildiniz mi? Evet, yani maalesef hayır diyeceğim. Şöyle, eskiden daha kalabalık oldukları zamanlarda şeyi anlatıyorlar mesela. Şimdi kaval önemli biliyorsunuz çobanlıkta, çok bahsedemedik ama. Bir de boğaz havası çalma var. Kadınlarda boğaz havası çalıyor, hada. Özellikle Konya, İşte Toros bölgesinde kadınların boğaz çalma dediğimiz bir pratiği var. Hatta çoban kavalı çalıyor. O ezgiyi de kadın boğazıyla yapıyor. Ve böyle birbirlerine mesaj yollayarak evlenmeye karar verme noktasına gelme durumları da var. Bu kaval çalma önemli bir iş olduğu için eskiden yörükler o kadar yine birbirlerinden uzak yaşıyor olmalarına rağmen bir çadırda akşamları toplanıp kaval çalarlarmış. Yani yüzük oyunu oynarlarmış. İşte biraz hani uygulamada şiddet de içeren hani işte bildiğiniz bir takım cezalar oyunda kaybedeni. Evet, ebe cezası ama yani işte şeyin içerisinde taş oluyor onu vuruyorlar falan gibi. Yani dinlediğinizde bayağı fiziksel kuvvet de gerektiren ve itiraz etmemeniz gerekiyor. Şartlara uymanız gerekiyor gibi. Bir takım hem saygıyı hem sabrı pekiştirmeye yönelik oyunlar var. İşte yüzük oyunu falan gibi de oyunlar var. Ya da düğünlerde, yani şu an yok diyorum ama Arap oyunu gibi ya da işte yöresel ne denir, deve oyunu gibi oyunlar da var. Yani eskiden bunlar varmış. Birileri kaval çalıyormuş, birileri saz çalıyormuş, enstrümanların atışmalar varmış. Aşık geleneği gibi olmasa da ona yakın bir formda. Ama şimdi onlar pek yok. Yani gidebilenler mesela eğer köylü yakınları varsa kışlakta onların evine gidiyorlar. Televizyon izleniyor. Ya da ne bileyim ben çok yakın çadırlar birbirlerine gidip akşam çay içip biraz sohbet ediliyor. Zaten 1-2 saatlik bir şeyden bahsediyoruz. Erken yatmaları gerekiyor ki sabah 5.30-6'da sürü bir şey bekliyor. Yani hizmet bekliyor. Böyle yani bugün de 1'de yatalım, 2'de yatalım gibi bir durum zaten hayatın akışı içerisinde çok fazla yok. Eskiden böyle yine dediğiniz gibi bir araya geldiklerinde ateşin kenarında çocuklara masal anlatan büyükler oluyormuş. Ama şimdi onlar da pek yok. Yani bu sözlü geleneğin aktarımı noktasında gerçekten çok büyük kayıplar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de zaten bulmakta zorluk çektim. Ben hatta ilk gittiğimde önceki araştırmalarından bildiğim şöyle bir şey vardı. Sarı keçilerin doğayla ilgili bilgileri çok, yani diğer yörüklerden daha ayrı bir yere sahiptir. İşte Ağustos'ta gökyüzüne bakarak gelecek kışı tayin edebilirler. Bunun gibi bilgileri biz yani Güney Amerika yerlileri için de başka topluluklar için de biliyoruz. Gökyüzüne bakarak, yıldızların formuna bakarak falan bunun kararını verebiliyorlar. Sonra bana dediler ki yani söylediğin tamam doğru da radyo çıktı. Biz de açıp radyodan dinleyebiliyoruz. Yani kim takip edecek şimdi Ağustos'ta çıkıp gökyüzünde o yıldız onun yanında mı? dediler. Şimdi yani böyle bakılınca olaya doğru. Sonuçta biz şeyi bekliyoruz. Kendimiz çağa adapte olalım ve bütün imkanlardan istifade edelim. Ama bazı insanlar geleneği bizim için korusun ki bize de araştıracak konu çıksın gibi bir biraz bencilce, biraz da böyle bence perspektif yoksunu bir bakışımız var yani eleştiri yapacak olursam. Ama hayatın içerisinde baktığınız zaman en kolayı neyse onu yapıyor insanlar. Yani eğer çıkıp gökyüzüne bakmasını gerektirmeyecek bir durum varsa, bunu radyodan duyabiliyorsa ona göre hareket etmeyi tercih edebiliyor. Şimdi de onun yerini dolduran cep telefonu varsa, ne bileyim ben işte
Gençler belki bir arada toplanıp köyün bir yerinde gidip eğlenebilecekse yine oturup ateşin etrafında masal dinlesinler ya da sohbet etsinler gibi bir, yani onay verme anlamında söylemiyorum ama akış böyle. Ki biz kendi gündelik hayatımız içerisinde de bunu görüyoruz. Eskiden misafirlik, komşuculuk vardı. Şimdi televizyonlar sebebiyle bizim hayatımızda da yok. Yani aslında buradaki etkinin birçoğu kırda da ya da işte göçer yaşamda da yansımasını buluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Tamam. Arkadaşlar başka sorunuz var mı? Okan da chatte bir şey sordu. Okan o artık çıktı. kötü olayları rahatladınız mı diye sordu. Yani Kötü olaydan kasıt ne kadar kötü? Sahara Yani yani açıkçası kötü gibi olay, bir yani şey söyle. mesela ben 11 yaşında bir çocukla tanışmıştım. İşte okula, yani tanışmıştım dediğim hani çadırdaki çocuklardan biri. Onunla konuşurken işte okula gitsen, hani okusan falan gibi sohbetler yapıyorsunuz. O da bana dedi ki, yani Ayşe abla ben hani okuyup bir yere gelene kadar işte şu kadar hayvana baksam, şu yaşıma geldiğimde bu kadar sürü de hayvanım olacak. Onun da ekonomik değeri bu. Ben okusam o parayı bulamayacağım. O zaman bu falan gibi bana bir matematik yaparak aslında fark etmediğim bazı olguları da görmemi sağlamıştı. Sonra döndüğümde mesela onun vefat haberini aldım. Yani bir kayalık bir yerden düştüğü için. Ya da işte birinin bir engelini öğrenebiliyorsunuz. Demans geçiren, yani hafızasını kaybeden insanlar olduğunu duyabiliyorsunuz. Tatsız ölümler oluyor. Mesela suya tanker İşte doldururken mazot kokusundan etkilenerek ölmüş gençler olabiliyor. Trafik kazası olabiliyor. Gibi şeyler. Onun dışında işte kaçırılanlar olabiliyor. Talihsiz durumlar yaşayanlar olabiliyor. Tabii kötü şeyler de olabiliyor. Ama ben sahadayken yok, çok yani şey, iyi ki, daha doğrusu maalesef değil, olmadı. Şöyle sıkıntılar olabiliyordu ama mesela şimdi nazar çok önemli. Ona çok değinemedim ama mavi gözlü bir araştırmacıysanız mesela bu sıkıntı yaratabilir. Çünkü mavi gözün ki sarı kedicilerin içerisinde de çok mavi gözlü var. Mavi gözün bir olumsuz yönü olduğu düşünülüyor. O yüzden de mesela keçi satılırken ya da işte süt kazandan dökülürken, yoğurt yapılırken falan öyle bir yerde olmamanız gerekiyor. Şimdi bazen bu kadar da nazara takıldıklarını bildiğiniz için şey durumu yaşayabiliyorsunuz. Gittiğim bir çadırda mesela o gün damızlık tutmadı, yoğurt tutmadı yani bir şekilde. Hep de tutar falan. Kendinizi sıyırmaya çalışıyorsunuz. Gittiğim başka bir çadırda o gece sürünün bir kısmının hayvanları çalındı. Ki hani en şüpheli durumlardan biri. Siz böyle sanki gölge insan gibi gidiyorsunuz, arkada birisi de hırsızlık yapabiliyor gibi. Böyle istemediğiniz durumlar içerisinde düşebiliyorsunuz. Tabii ki bir şekilde olaylar çözülüyor, ediyor. Ya da ne bileyim ben yörüye ben bir ilaç vermiştim. Ağrı kesici istemişti benden. Birkaç kez gelmiş, verdim, bir şey olmadı. Ama o gün verdiğimde arı ısırmış ve her yeri kabardı. Gidecek doktor bulamadık, yapacak bir şey bulamadık. Yani sabaha kadar dua ederek hani iyileşsin diye. Mesela kendim için çıkardığım böyle sonuçlar oldu. Kim ne isterse istesin bu tip konularda yardım etmemek falan gibi. Çünkü hani öngöremeyeceğiniz çok şey var. Sonuçta siz mesela iyi bir niyetle bir cümle sarf etmiş olabilirsiniz. Karşı taraf onu yanlış şekilde yorumlamış olabilir. Yanlış şekilde başkalarına aksettirmiş olabilir. Ve bu size farklı bir şekilde yansıyabilir. Tamamen insan ilişkisi ve işte iletişim ya anlaşma sorunları olabiliyor. Gündelik hayatımızda da olabilen şeyler orada da olabiliyor. O yüzden yani ne varsa hayatımızda aslında orada da var. Öyle bakmak lazım. Ama şükür çok büyük tatsızlıklar olmadı. Tamam hocam.
Ya zaten siz çok cesursunuz. Gerçekten herkes şimdi onu düşünüyor. Sizin yaptığınız herkes yapamaz. Yok yok yok. Yani öyle bir algı oluşsun istemem. Yok. Kesinlikle öyle olduğumu düşünmüyorum. Benden çok daha zor coğrafyalara gidip çok daha zorlarını yapanlar var. Ben tabii yani biraz insan ilişkilerine ve iyi niyete güveniyorum. Sarı keçiler bu anlamda çalışılacak güvenli gruplardan biri gerçekten. O cesaret onların cesareti yani. Sağ olsunlar sahip çıktılar. Paylaştılar bilgilerini. Ben de onların bana açtığı imkanlarla yaptım yani. Yoksa çok cesurum, her şeyi yapabilirim falan diyemem. Ama bazı şeyleri yaptıkça insan tabii abi bunu da yapabilirim ya, hallederim herhalde falan gibi hislere ulaşıyor. Yani tecrübenin yabana atılmaz bir tarafı var. Buna da bir şey diyemeyeceğim tabii. Tabii ki. Bir de hocam siz devam ediyor musunuz yoksa bu konu kapandı sizin için saha araştırmaları? Yani şöyle aslında Yörüklerle Facebook üzerinden gençlerle devam eden bir şeyim var. Arada telefonlarla konuşuyoruz falan ama ben gidemedim. Yani işler güçler ve bir sürü başka sebeple. O da biraz aslında kötü oldu. Çünkü birçok yabancı araştırmacı biliyorsunuz sahasını yıllarca takip edip devam Evet. ettirebiliyor. Ama bizde o işler öyle maalesef niyetin dışına çıkamıyor. Yani zaten izin süreniz belli. İşte o belli, bu belli falan gibi durumlar olabiliyor. O yüzden bana biraz kırgınlar. Daha doğrusu kitaba dönüşmediği için yani biraz o noktada da haklı bir kırgınlıkları var. Ama yani ilişkilerim devam ediyor, takipteyim. Yeni gelişmeleri takip etmeye gayret ediyorum. Ve gönül istiyor ki bir daha hani çıksam gitsem ve konuşsak neler değişti, neler oldu üzerine bir çalışma yapsam. Güzel olabilir. Yani tamamen defteri kapattığım bir konu değil. Ama hani zaten Türkiye'deki akademiyi de biliyorsunuz. Yaptığınız konunun dışında bir şeyleri araştırıyor olmanız bekleniyor. Biraz sistem zorluyor yani sizi aslında başka şeylere yönelmeye. O yüzden böyle bir durumda. Ne tam bitmiş, ne tam devam ediyor gibi bir arada. O zaman hocam umuyoruz ki gerçekten kitaba dönecek bu konu ve siz İnşallah. daha devam edeceksiniz çünkü gerçekten çok eğlenceli, çok böyle maceralı bir araştırmacınız var. Yani biz gerçekten hayran kaldık. Bence ben kendim sadece konuşmuyorum, öğrenciler de aynı düşünüyor. Sağ olun, eksik olmayın. Yani açıkçası hani şey halk bilimi bölümü olunca Muhtar Hoca da zaten benim tezimin Muhtar Kutlu tezimin danışmanlarından biriydi ve çok destek aldım. O da biliyorsunuz zaten göçerlik konusunda çok katkı sunuyor. Yani Anadolu diyeyim, yani Türkiye çok fazla çalışılacak konu var ve gerçekten birçok alan boş. Eğer biz bir şeyleri bir araya getirebilirsek aslında hani puzzle birleşecek ya da daha anlamlı bilgilere ulaşabileceğiz. O yüzden istekli ve arzulu olan arkadaşları yani ucundan tutarak yani sahada olmaya davet ediyorum ben. Hani bu coğrafya dergilerinde diyor ya keşfetmek için yolun dışına çıkmak lazım. Yani biraz böyle bir şey yapmak lazım. Sınırların dışına çıkmak lazım. Tabii bu bizim de her zaman konfor alanımızdan çıktığımız gibi bir sonuç falan şeklinde de okunmasın. Ama arzu edenler bir araya gelirse bizim gücümüzle bir şeyler ortaya çıkabilir. Yani yapılmamış işler yapılabilir. Hevesinizi kaybetmemenizi istiyorum sadece. Mesela ben çalışırken de bazı önemli hocalar aman canım konum yok, göçebelik mi çalışacağız? Yani şu konu var, bu konu var, bitmiş bir şey üzerinde bu kadar zaman mı harcanır şeklinde yorumlarda aldım. Duydum da. Ama benim her zaman iddiam yani şu anda antropoloji bölümü öğrencilere de lisansüstü öğrencilere de aynı şeyi söylüyorum. Konunuza inanıyorsanız yani o dönemin trend konusu olması gerekmiyor. Ve birilerinin çok önem verdiği ya da işte size prim getirecek, sizi bir yerlere getirecek konular olması da gerekmiyor. Emek verildiğinde ortaya çıkan ürün herkes için çok kıymetli. Öncelikle sizin için, sonra yani açıkçası Türk kültürü için ya da Türkiye için. O yüzden yani ne kadar çok kişi olursa böyle ne kadar çok araştırma olursa ben de o kadar memnuniyet duyarım.
O sebeple de keyifle geldim yani bugünkü etkinliğe. Teşekkür ediyorum beni de dinlediğiniz Hocam için. çok çok teşekkürler. Canından teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Sağ olasın. Ben de tebrik ediyorum seni. Bölümde de başarılar diliyorum her şeyden önce. Öğrenciler de çok şanslı yani bence senin gibi bir hocaları olduğu için de gerçekten. Teşekkür Güzel ederim. şeyler yapacaksınız. Biz de duyacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. İyi günler O diyorum. halde evet herkese sevgiler sunuyorum ben de. Başarılar diliyorum. Yapabileceğimi düşündüğünüz, sormak istediğiniz sorular olursa irtibat bilgilerime erişebilirsiniz internetten de.